Abbasoğlu Mobilya Spor Günlüğünü sunar. İyi akşamlar. Spor Günlüğü'yle birlikteyiz. Sivas Spor, Kasımpaşa karşısında tabii galip gelmesi gereken bir karşılaşma. Ama 2-2 beraberlikle sonuçlanan bir karşılaşmanın ardından biraz moralleri bozdu. Tabii oynadığımız oyun biraz Akhisar karşılaşmasının benzeri bir pozisyonlar, benzeri bir maç oynadık. Öne geçtik iki kez ama bunu koruyamadık. Tabii bunun nedenlerini konuşacağız bugün programımızda. Alper Ulusoy'u konuşacağız programımızda tabii. Hakemleri çok fazla konuşmak doğru değil. Yani berabere bitti müsabaka. Hakemin kararlarıyla ilgili tüm Türkiye'de hakem yorumcuları söyleyeceklerini söylediler. Herkes zaten biliyor, pozisyonlar tek tek irdelendi, konuşuldu. Alper Ulusoy'un da ne kadar formsuz bir hakem olduğunu ligin ikinci yarısında, bunu da herkes biliyor. Daha birkaç hafta önce Konya'da oynanan Atiker Konya Beşiktaş karşılaşmasında verdiği ve veremediği kararlar neticesinde çok büyük eleştiriler almıştı. Böylesine formsuz bir hakem. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa maçına dördüncü hakem olarak veriliyor. Bu hafta Sivasspor Kasımpaşa maçının hakemi olarak veriliyor. Yani MHK'nin ne yapmak istediğini bilemiyorum. Çözen varsa yazsın, bize göndersinler, biz de burada paylaşalım. Bunların hepsini konuşacağız bugün programımızda. Bu karşılaşmayı enine boyuna değerlendireceğiz. Tabii hakeme rağmen yenebilir miydik Kasımpaşa? Yenebilirdik. Bu bir gerçek. Yediğimiz goller bize yakışmayan goller diye. Ama buna rağmen 2-2'lik skor artı 90 artı 3. dakikada Emre'nin pozisyonu net penaltı, karşılaşmayı ters bir kararla bu tarafa veriyor. Yani müsabaka orada bile lehimize dönme şansı olabilirdi. 93-94 dakikada penaltı atışı kullanabilirdik. Ama hakem şartlanmış, geçtiğimiz haftadan Kasımpaşa Osmanlı maçında skoru yazmış kafasına herhalde. Sivas'ta maç berabere bitiririm diye, Kasımpaşa'nın maçta berabere bitti. Belediyespor dolu dizgin yoluna devam ediyor. Onlar da 3-0'lık skoru yakaladılar. 3-0'a kadar çok çok iyi futbol ama 3-0'dan sonra oyuncu değişiklikleri ve Belediyespor'un oyundan düşüşü ama daha sonra yenen bir gol ama sonuçta toparlayan bir Belediyespor. Onlar da Menemen ve Hatay takımının, Hatay'ın oynadığı karşılaşmanın beraberlikle tamamlanması neticesinde zirveye 2 puan daha yaklaşmış oldular. Liderin 58 puanı var. Belediyespor'un 55 puanı var. 55, 55, 56, 58 oldu zirvedeki 4 takımın puanı. Bundan sonraki maçlar çok çok final havasında olacak Belediyespor'un. Belediyespor maçını da enine boyuna konuşacağız bugün. Bucağı 3-1 ile geçti Belediyespor. Bu maçın da değerlendirmelerini programımızın akışı içerisinde sizlere aktarmış olacağım. Bal Ligi'ndeki temsilcilerimiz de bu hafta galibiyet ulaşamadılar. Şarkışlar deplasmandan puanla döndü. Demirspor kendi sahasında maalesef bu hafta mağlup oldu. Onu da belirtmiş olalım. Şarkışlar Sinop'tan puanla dönmüş oldu. Tabii orada artık müsabakalar prestij müsabakası şeklinde devam ediyor. Baktığımızda 25. hafta Sporto Süper Lig'de 25. haftayı geride bıraktık. Yine ev sahibi takımlar haftaya damgasını vurdu. 6 karşılaşma ev sahibi takım üstünlüğüyle sonuçlandı. 2 tane deplasman takımı kazandı. Bir tanesi Fenerbahçe. Bugün akşam son müsabakada Akhisar'da oynandı ve Trabzonspor Akhisar'ı 3-1 yenerek
ikinci deplasman kazanan takımı oldu. Önemli bir galibiyet elde etti. Biraz önce de Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Ustaoğlu önemli açıklamalar yaptı. Kemal abiyle onu da değerlendireceğiz Trabzonspor boyutuyla ilgili maçlara geldiğimizde. Sıcağı sıcağına o açıklamaları da sizlerle buluşturmuş olacağız. Berabere biten tek karşılaşma bizim karşılaşmamız oldu ki karşılıklı iki gol var. Tek beraberlikle tamamlanan karşılaşma oldu. Tabii karşılaşmaya baktığımızda kadro önümde ideal diyebileceğimiz bir kadro yapısıyla müsabakada yer aldı Sivasspor. Kalede Tolga Han, defans hattında Avemir, Ziya, Biyashmir ve Endinga ile Medyani ile başlarken onların önünde Endinga ve Hakan ikilisi defansın önünde iki ön libero şeklinde. Sağ tarafta Bifuma, solda Emre Kılınç, ileri uçta Robinho ve onun önünde de Kone bu müsabakada şans buldular. Müsabaka böyle başladı takım. Tabii müsabakanın henüz başında da golü bulduk. Yani 13. dakikada Robinho'nun asistinde Kone'nin golü bir anda 1-0 bizi öne geçirdi. Müsabakaya baktığımızda tabii Kasımpaşa ilk 3-4 dakika müsabaka iyi başladı. Biz çok iyi başlayamadık ama böyle 3-4 dakika geride kaldı. 5. dakika itibariyle Sivasspor oyun inisiyatifini eline aldı ve pozisyon geliştirmeye başladı. Tabii bunun akabinde de 13. dakikada böyle bir pozisyonda yine Robinho'nun pasında top Kone'ye ulaştı. Kone'nin vuruşunda Sivasspor 1-0 öne geçti. Bu golden sonra yine pozisyon ikinci golü çok çok yakından bulduk. Özellikle Bifuma. Tabii Bifuma da Sivasspor'un ikinci yarı formsuz isimlerinin başında geliyor. Samet Hoca da ısrarla onu kazanmak için oynatıyor son haftalarda özellikle. Dikkat ederseniz hep şans veriyor. Emre bu şansı iyi değerlendirenlerden. Son haftalarda belki de Türkiye liglerinin en formda oyuncusu Emre Kılınç. Ama Bifuma da maalesef bu hareketliliği göremiyoruz. Bunların hepsini konuşacağız önce ama Sayın Çağlayan'a hemen dönmek istiyorum. Sayın Çağlayan, kadro yapımız ve müsabakanın ilk yarı değerlendirmesini yapacak olursak neler söylersiniz? Şimdi özellikle bu müsabakadaki oynanan oyunu veya elde edilen puan, kaybedilen iki puanı söylemek yerine şimdi biraz önce sizin bahsettiğiniz Orta Hakem Alper Ulusoy, Osmanlı Kasımpaşa maçında dördüncü hakem iken geçtiğimiz hafta. Geçen hafta bu maça neden hakem veriliyor? Bunu tartışmak gerekir. Evet. Şimdi bu müsabaka her iki takım açısından baktığınız zaman çok rizikolu bir müsabaka değil. Evet. Kasımpaşa'nın küme düşme hattıyla uzaktan yakından ilgisi yok. Ama şu bir gerçek ki Sivasspor bu müsabakayı kazanmış olsaydı Avrupa kapılarını aralayacaktı. İki sıra daha yukarı çıkıyor. Evet, yani kesin aralayacaktı. Yani baktığınız zaman puan sayısı 40 olacaktı. 40 puanla birlikte baktığınız zaman da ne olurdu? İşte sıralamadakimiz 6. sıraya tamamen demir atmış olacaktık. Ve işte bundan sonraki kazanacağımız puanlarla birlikte de Avrupa kapısını mutlak aralayacaktık. Şimdi her iki haftadır özellikle üzerinde durduğumuz konulardan birisi şu. Hakemlerle oynamayalım. Hakemlerle ilgili sözler sarf etmeyelim. Hakem hatalarının en asgariye geldiği bölümlerle mücadele edelim. Çünkü hakemler de hata yapabilir diyoruz. Doğru. Ama hakemlerin bile bile hata yapmasını kabul görmez bir olayıdır. Şimdi bakın. Müsabaka bitti. Onu değerlendireceğiz de. Müsabaka bitti. Müsabakanın ardından yorumlar yapılmaya başlandı. Sivasspor'un birinci attığı gol offside. Evet. İşte şu bir de Kasımpaşa'nın verilmeyen golü şu. Özellikle de işte Emre'nin verilmeyen penaltısı, hatta Sivasspor'un iki tane verilmeyen bariz net bir penaltısı var. Evet. Şimdi çok enteresan Sivasspor'un yediği goldeki faul pozisyonu. Evet, çok enteresan bir şey var. Kasımpaşa ligin hiç kuşkusuz çok iyi takımlarından birisi. İnişli çıkışlı dönemler yaşadı ama Kemal Özdeş'in yeniden gelmesiyle birlikte kendine yeni bir ivme kazandı. Siz deplasmana geliyorsunuz. Deplasmanda çok güçlü bir Sivasspor karşısında Demir Grup hiç gücü ortada. Ne yapacaksınız? Puan veya puanlarla tanışmak isteyeceksiniz. Puanı korumak zorundasınız. Ama sizin hakeme ihtiyacınız var mıdır? Bunu. Yok.
ön planda tutmak lazım. Şimdi belki Kasımpaşa'nın puanı hakeme de ihtiyacı yoktu ama hakemin Kasımpaşa'ya olan ihtiyacı ön plana çıktı. Şimdi biz hakemlerle ta sezon başından beri, hatta geçen sezondan da itibaren dikkat edin, Sivasspor yönetimi hakemlerle ilgili veya teknik direktör hakemlerle ilgili hiçbir konuşma yapmadı. Evet. Ve bu konuşma yapılmamasının ardından çok canımız yandı. Puanlar kaybettik. Hedefe emin adımlarla giderken hedeften uzaklaştırmak için her türlü yollar denendi. Sonuçta Antalya deplasmanında çok farklı bir Sivasspor izledik biz. Evet. Yani Antalyaspor bu ligin küme düşme hattında, o kötü tabir ettiğimiz bölgeden, küme düşme hattından kurtulmak için çaba sarf eden bir takım. Evet. Kadrosuna baktığınız zaman ne kadar iki tane, üç tane futbolcudan yoksun olsa dahi güçlü bir ekip. Bu ekip karşısında ilk yarıda yakaladığımız pozisyonları, ki onların da pozisyonları vardı. Hatta Dukaku'nun direkten dönen bir topu vardı ki o kırılma noktasıydı bana göre Antalya açısından. İkinci yarıda özellikle de değişikliklerle birlikte farklı bir Sivasspor, farklı bir galibiyetle döndü. Evet. Şimdi bunu neden anlatıyorum? Sivasspor'un deplasmanda oynadığı oyunun karşısında, kendi sahasında çok rahat geçeceği bir Kasımpaşa vardı. Evet. Hiç kuşkusuz. Ha, biz Kasımpaşa karşısında istediğimiz futbolu sergiledik mi? Sergileyemedik. Evet. Özellikle ilk yarıda baktığınız zaman 6. dakikada ceza sahası içerisinde Emre'nin düşürmesinin penaltı olması gerekiyordu. Evet. Net bir penaltı. Net bir penaltıydı, verilmedi. Daha sonrası 13. dakikada Kone ile gol bulduk. Evet. Golün bu ardından ataklar devam ederken defans bloğunda özellikle hatalar görülmeye başladık. İşte Medyani'nin iki defa yapmış olduğu hareketler, topu karşı rakibe vermesi ve ardından 2 dakika sonra veya 3 dakikada olsa 19. dakikada, 6. dakikada, 19. dakikada golü yedik. Evet. Ama 13 ile 19'un arasında 2 tane net pozisyonumuz var bizim. Evet. Birincisi 15. dakika. Evet, Emre'nin girdi. İkincisi kaleci Bufuma'yla. Evet. 17'de de Bufuma'yla. Yani şimdi, 15'teki pozisyon penaltı pozisyonu kaleciyle. Evet. O bölümde özellikle Veysel Sarı'ya da değinmek lazım. Müsabaka boyunca tüm pozisyonlarda o penaltı pozisyonunda baş aktörü, diğer penaltı pozisyonunda baş aktörü ve hakemi resmen 90 dakika boyunca farklı yönlendiren ve hakeme şimdi, yanlış kararlar verdiğin isim Veysel Sarı'ydı bu müsabaka. Ben daha ötesine gideceğim. Evet. Veysel Sarı olayının daha ötesine gideceğim. Müsabaka bitti. Müsabakanın bitimiyle birlikte Veysel Sarı bağırmaya başladı. Hakemlere yönelik, işte federasyona yönelik, temsilcilere yönelik bağırmaya başladı. Evet. Haklarının gasp edildiğini, penaltılarının verilmediğini, çok ucuz goller yediklerini, buna da Sivasspor'un işte bu golde hiç şey olmadığını. Şimdi ben merak ediyorum. Evet. Bunu soyunma odasına giderken, tribünden geçerken, koridordan geçerken herkes duydu. Hakem, Futbol Federasyonu temsilcileri. Evet. Merak ediyorum. Çarşamba günü Veysel Sarı ile ilgili ne bir karar çıkacak? Hiçbir karar çıkmaz hocam. Müsabaka içerisinde hakem ya şimdi frikik atırırken sarı kart gösterdi. Hakem orada bir şeyler söyledi son bölümde 90+2'de. Onun haricinde müsabaka boyunca adam kart görmeden müsabakayı tamamladı. Yani şimdi şu var. Veysel Sarı elbette ki Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu başarılı futbolcudan birisidir. Ama futbol dışındaki hareketlerle gündeme gelmek de bir Kasımpaşa'nın kaptanına yakışmıyor. Türkiye'de şimdi hemen aklıma gelenler Burak, Volkan Şen, yani Veysel Sarı, bunlar bu işleri bıraksınlar ya Kemal abi. Yani şimdi Volkan Şen'i seyrediyorsun, yatıyor, kalkmıyor. Top ayağına geldiği zaman da bakıyorsun hiç yatan oyuncuya benziyor mu? Ya sahtekarlığa gerek yok. Şimdi, Burak aynı şekilde. Bak. Yani Veysel aynı şekilde. Bunlar yani bak Veysel'in müsabaka boyunca ben çok yakinen takip ettim. Maçı yanında seyrettiğim arkadaşlara da söyledim. Bak yakinen takip edin. İlk pozisyonda penaltı pozisyonu yapan Veysel. Evet. Hakem es geçti. Bak. Daha sonraki bir iki pozisyonda var kendisini bıraktı. Sonraki penaltı hakem verdiği penaltıda da faul yapan oyuncu o. Yine itiraz eden o. Ondan sonra olmayan faule çırpınıp faul diye attırıp ondan sonra yani ikinci golü attıran da o. Ondan sonra bakıyorsun. Yani orada hakeme geliyor farklı şeyler söylüyor. Yani bunlar Alper Rusoy bu şekilde hakem mesela olamaz. Mesela işte dün
Volkan Şen gerçekten de Galatasaray karşısında çok etkili futbol oynayan bir Konya Spor vardı. Şimdi hani dediniz ya bunlar bırakması lazım futbolu. Gerçekten de bir baktığınız zaman çok güzel bir pozisyon var. Evet. Kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ve o topu kalecinin üzerinden atmış olsa maç 2-0 olacak. Galatasaray'ın tamamen gardı düşecekti. Bu futbolcu kalecinin üzerinden topu atamadı. Muslera'nın üzerinden topu atamadı. Topu yakalattı. 2 dakika sonra yere yattı. Evet. İlk yatış, ondan sonra ikinci yatış maçı bitirmeden çıktı. Evet. Şimdi ben bir teknik direktör olarak görsem yani ben şu anda şeyin yerinde olsam. Sergen Yalçın'ın yerinde olsam. Bu futbolcuyla ilgili neler düşünürüm? Yani o da düşüneceği çok fazla bir şey yok. Elinde oyuncu yok. İşte mecbur yani. Bütün mesele bu. Yani bir tarafta 37'lik Eto kendini yırtıyor. Bir tarafta genç birisi. Şimdi Volkan, Volkan'ın şimdi Galatasaray maçında oynadığı performans ortada. Yattıklarını bir kenara bırak, koştuklarına bakalım. Bu hafta Kayseri ile oynayacak Konyaspor. Bir seyredelim bakalım Volkan ne yapacak Konyaspor'a. Yani bu oyuncular maçına göre oyuncular. Yani şimdi Volkan mesela Sivasspor Konya ile oynayacak bir 3 hafta sonra. O maçta seyredin Volkan'ı. Yani Galatasaray maçında oynadığı benzer oyunu Sivasspor'a karşı oynar. Yani belli takımlara karşı oynuyor bu adam. Maç seçiyor. Onunla öne geçtikten sonra zaten yatarak belli zaman kaybı oluşturarak maçları bitirmeye çalışıyor. Yani Türkiye'de şimdi bugün akşam Trabzon maçını seyrediyorum programdan önce. Yani oyuncuya faul yapan Burak ve penaltı bekliyor. Yani böyle bir komedi yok. Milli bir oyuncu. Yani bu kadar küçülmenin ve takımını küçültmenin alemi yok. Çık oyunu oyna kardeşim. Bak oynadı ondan sonra devam etti. Hakem vermedi. Gol attı bir de asist yaptı. Ya oyna sen topunu. Yani ya kardeşim yani bu tür şeylerin arkasına sığınma ya. İnsanları kandırma yani. Asıl futbolu çirkinleştiren olaylardan bir tanesi de bu. Evet. Şimdi takımlar içerisinde lider futbolcular vardır. Bu liderliğe soymuş. Evet. Her top benle buluşsun. Her topun arkasında ben olayım. Ve gol pozisyonlarında ben atayım düşüncesiyle. Dikkat edin. Golü atmadan önce de özellikle ilk yarıda 3 tane pozisyon var. Ceza sahası içerisinde topla buluştu. Ve bu pozisyonları golle buluşturamadı. Evet. Sonuçta ona bahaneler buna bahane. Bu tür futbolcular var ama şimdi Sivasspor'a döndüğünüz zaman Sivasspor'da hiçbir futbolcunun bir futbolcudan üstünlüğü ortada yok. Bu bir gerçek. Evet. Her futbolcu eşit şartlarda. Ama sonuçta futbolun içerisinde bu güzellikleri daha üst seviyeye taşıyacak futbolcular vardır. Evet. Bunlar da ön plana çıkan futbolculardır. Şimdi biz geçen haftalarda eleştirdiğimiz bir futbolcu vardı değil mi? Kone. Evet. Kone özellikle de transferinin olmamasının ardından bir küskünlük yaşıyordu. Bu küskünlüğünle birlikte kırılganlık vardı. Kırılganlık sahaya yansıyordu ve Kone elde ettiği pozisyonları gole çeviremiyordu diye defalarca sorduk ve bu konuyla ilgili olarak da özellikle Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Sabah Taybaba'nın bu futbolcuyla ilgili yakından ilgilenmesi sonucunda Kone hayat buldu. Ama Kone hayat bulurken özellikle ilk yarıda çok büyük umutlarla transfer edilen ve çok hızlı elde ettiği pozisyonları gole çevirmede kurnazlığıyla ön planda çıkan bir Buffon'umuz vardı bizim. Evet. Baktığınız zaman her hafta Buffon'da bir düşüş var. Evet. Enteresanlık ne? İstenilen oyunu sergileyemediği gibi takımdan alındığı zaman veya yerine bir başka futbolcuyla değiştirildiği zaman da surat şeklini bir görün. Sanki dersin sahada çok başarılı bir futbol sergilemiş de hoca buna şeylik yapmış gibi tavır içerisine giriliyor. Evet. Aslında İşte dünya starı olmak çok önemli. Dünya starı olmak çok şey. Şimdi Robinho sahadan alınırken mütevaziliğini ortaya koyuyor. Görüyorsunuz. Evet. Kone alınırken mütevaziliğini ortaya koyuyor. Kim olursa olsun ya. Başarısız olursan senin yerine alınacak futbolcuyla birlikte belki de başarı halkasına bir halka daha eklenecektir. Bunu böyle yorumlamak lazım. Şimdi Sivasspor Kasımpaşa karşısında elbette ki %100'lük periyot içerisinde %50'sini hakem hatası diyelim. Vermeyen 2 tane penaltı var diyelim ama özellikle de defans bloğundaki hatalar. Şimdi çok enteresan bir şey var. 90+3 işte biraz önce Veysel Sarı dedik. Kazanılan bir serbest vuruş var. Tolga Han baraj kurduruyor. Çok enteresan bir şeydir. Baraj kurulduğu yerden gol yiyoruz.
Kone'nin hatası ama. İşte Kone'nin toptan önce çıkması, barajı terk etmesi evet. Gol. Yani kalecinin orada yapacağı çok hayır, Tolgar şey hatalı değil, diye şey evet. etmiyorum. Ama şimdi şu var. Barajda duracak adamların belli boylarda olması gerekiyor. Ya orada yani Kone barajda sabit durmayacaksa o zaman oraya geçmeyecek başa. İşte, yani kaleci... Çünkü kalecisin tehlikeli böyle evet. kanatlar. Yani barajın sağ ve sol kanadı. Ya bu maçta mesela özellikle yediğimiz ikinci golden az önce bir köşe atışından gelen topta kaleci Tolgahan zaten çok zor çıkardı topu. Yani %100 gol diyebileceğimiz bir pozisyon. Yani kaleci Tolgahan'dan ziyade yani yediğimiz gollere ben Tolgahan'ı çok suçlamıyorum. Yani başarılı Antalya maçında ve bu maçta da önemli kurtarışlar yaptı onu da söyleyeyim. Antalya maçını hatırlayalım. Evet. Dukara'nın karşı karşıya kaldığı pozisyonu kurtardı ardından biz golü bulduk. Şimdi defans hattımıza bir sıkıntı var Kemal abi. Yani şimdi yani bakın. Bunu da kabul işte etmemiz anlatmak lazım istediğim yani. Olay o. Evet. Biz 13. dakikada gol attık. 19'da yedik. Evet. 19. dakikada Samuel Edok'un attığı golün hatası kimle? Defanstaki hatadan. Yani Medyanı'nın oradaki müdahale yani hatası. Şimdi Medyanı'da büyük bir düşüş var ve bunu gördüğü için de Aybaba, Samet Aybaba hemen bu John Boy'la evet. Bir de sarı kart görünce tabii. Evet, John Boy'la hemen yerini değiştirdi. Çünkü defansı daha çok emin daha emin veya daha şey güçlü bir çıkılmak zorundaydı. Şimdi elbette ki John Boy'un girmesiyle birlikte de işte ikili mücadelede sakatlanan bir boy oldu. Allah'tan ki hemen takım içerisinde yerini aldı. Tekrar bir şey yaşamadı. Ama şu var. Bizim Antalya ondan önceki müsabakalara baktığınız zaman da defansla orta sahanın arasındaki iyi bir uyum vardı. Dikkatinizi çekmişti. Evet. Bu uyum bu müsabakada yoktu. Evet. Bir de şu var tabii. Şimdi 1-0 öndeyiz Kemal abi. Yani orta alanla o defansın ortasında oynayanlar defans hattı arasında büyük bir boşluk var. Yediğimiz gole bir bakalım. Evet. Normalde orada o boşluğu vermememiz lazım. Yani 1-0 öndeyiz kendi sahamızda. Yani daha kontrollü oynamamız lazım. Ama orada çok basit böyle yakalandık 2'ye 2 pozisyonunda. Çok basit bir gol yedik. Yani kalecinin bunu yapacak çok fazla bir şey yok. Yani kurtarırsa sürpriz olur yani o pozisyonu kurtarması veya kaçır dışarı atabilir. Yani Tolga'nın bu müsabakada hiç kimse suçlayamaz. Evet. Yani çok... Şimdi kolay ne? Kaleciyi hep eleştiriyoruz ya Kemal abi. Yani kaleci ne yapabilir ki? Şimdi bakıyorsun dün Konyaspor kalecisine bakıyorsun. Penaltı Serkan kurtarıyor. Kırıntılı. Topu kurtarıyor. Onu kurtarıyor, bunu kurtarıyor. Müsabaka 2-1 mağlup oluyor. Ne yapabilir ki kaleci? Ne yapsın ya? Daha ne yapacak kaleci? Yani, bugün Türkiye liglerinde rekor yani. 90'ın üzerinde kurtarış yapmış. Yani bir kaleci bugün bakıyorsun 25 haftada 100'e yakın gol pozisyonunu kurtarmış. Yani birinci sırada şu anda Serkan Kırıntılı. Konyaspor kaçıncı sırada Kemal abi? Yani bakıyorsun Konyaspor takımının 16. sırada. Yediği gole bakıyorum 36 gol yemiş. 90'a yakın 90'ın üzerinde pardon 90'ın üzerinde de net gol kurtarmış. Bunun herhalde yanılmıyorsam 3 tanesi penaltı olmak kaydıyla. Yani bunların ya bir kere yani 3'te 1'ini kurtarmamış olsa 60 tane gol yer yani. Yani Gomis gibi bir gol krallığında iddialı bir futbolcunun atmış olduğu penaltıyı kurtarmak. Yani çok iyi penaltı kurtardı. Yani böyle sıradan penaltı değil. Adam iyi vurdu, o da iyi kurtardı. Yani şimdi bir takımda... Kaleci de olmuyor yani sonuçta. Bir takımda mağlubiyetin veya beraberliğin faturasını sadece kaleciye çıkartmak bana göre yanlış. Ya bizim özellikle dediğim gibi defans bloğunda çok bak, büyük sıkıntı vardı. Enteresan bir şey söyleyeceğim Kemal abi sana. 25 haftada biz 38 puanla ligin 8. sırasındayız. Bugün Trabzon evet. galip geldi. Kaç gol yedik biz Kemal abi? 37 gol yemişiz. Konyaspor takımı ligin 17. sırasında 21 puanı var. Kaç gol yemiş? 36. Bizden az gol yemiş Konyaspor takımı. Ha diyeceksin ki bizden de az gol atmış. O ayrı. Ama biz bulunduğumuz, puansal olarak bulunduğumuz noktaya göre çok gol yiyoruz. Yani tamam zevk veriyoruz, gol atıyoruz, goller yiyoruz falan ama bazı goller yani çok basit yiyoruz yani. Tam gol yiyebiliriz ama bazı pozisyonlarda çok basit goller yiyoruz. Biz bir kere yani defansif olarak bu hataları düzeltmemiz lazım. Gol yeme hastalığımızı önlememiz lazım. Çünkü ligin baktığımızda normalde bizimle birlikte oynayan takımların bu bölümde yani 30'lu, 32'li, 33'lü golü geçmemesi lazım. Yani en az 4-5 gol fazla yediğimizi söyleyebiliriz. Evet. Yani çok fazla bir oran. Peki bu fazla golleri yememizin sebepler nelerdir? Yani takımın tabii bizim takımımız defansif oyun oynamıyor. Bu bir gerçek. Yani oyun sistemiyle alakalı. Defansta yapılan ferdi hatalar,
kaleci hataları var bazı maçlarda. Buna bağlı. Yani ferdi hatalar daha çok. Yani bugün yediğimiz 37 golü şöyle bir hatırlayalım. 37 golün bir 10-12 tanesi direktme ferdi hata. Diğer goller de normal olabilecek goller. Yani takımsal hatalardan, sistemsel hatalardan yediğimiz goller. Ama bu golleri engellersek özellikle deplasmanda kazanma şansımızın daha fazla olduğunu düşünüyorum. Biz deplasmanda daha rahat oynuyoruz. Yani bugün baktığımızda ligin ikinci yarısında bir Malatya'da gol bulamadık yani böyle iyi oynamamıza rağmen, ama diğer müsabakalarda baktığımızda gol ve goller bulabiliyoruz. İşte Göztepe'de de aynı şekilde, yani Göztepe maçında da iyi oynamadık, onu da söyleyelim. Yani ligin ikinci yarısında deplasmanlarda iyi oynayamadığımız deplasman Göztepe. İkinci yarı biraz toparlandık. Beraberliği belki bulabilirdik ama işte o bulduğumuz iki pozisyonu değerlendiremedik. Ama diğer müsabakalarda istediğini yapan bir takım konumunda Sivasspor. Müsabakanın tabii ikinci yarısında da önemli pozisyonlar oldu Kemal abi. Özellikle 68. dakikada Hakan'ın şutu vardı. 63'te Robinho'nun pasında Kone topu avuta attı. Yine önemli bir pozisyon. 74'te Kone müsait pozisyonda topu kalecinin kucağına verdi. Pozisyonu hatırlayın, tam evet, karşıdayız. Yani Kone o pozisyonları atması lazım. Bu tür pozisyonları da çok çok fazlasıyla harcıyoruz. Yani belki 1-0 öndeyken 15. dakikada Emre'nin pozisyonunda penaltı, net penaltıyı verse karşılaşma hakem, 2-0'ı bulmuş olsak müsabaka farklı bir noktaya dönebilirdi. Ama hakem buna da müsaade etmedi. Yani bir de hakem tabii enteresan, Futbol Federasyonu bir hafta önce Kasımpaşa maçının 4. hakem olarak atanıyor. Bir sonraki hafta, bu sezon bunu çok yapıyor Futbol Federasyonu. Yani bizim müsabakaya veya başka bir müsabaka atacağı hakem önce o takımın ev sahibi ise içerideki 4. hakem veya deplasmanda 4. hakem öbür hafta maçını yönettiriyor. Yani takımı tanıması için mi veriyor? Yani neden böyle bir sistem uygulanıyor, onu da anlamış değilim. Sen anladın mı Kemal abi? Yani ben şimdi açık ve net olarak şunu söylemek gerekiyor ki Osmanlı Kasımpaşa maçında 4. hakemken başarı grafiğine endeksiyse neye göre başarılı o 4. hakemi? Başarılı değil yani, şöyle diyeyim. Şimdi bu hafta bizim maçın 4. hakemi kim Kemal abi? Bakıyorum. Volkan Bayarslan. Şimdi Volkan Bayarslan o zaman bizim haftaya Bursaspor maçında hakem o zaman. İşte merakla bekliyoruz. Yani böyle bir, eğer öyle bir şey varsa. Yani böyle bir sinsile yoluyla gidiyorsa yani bu. Yani böyle bir sistem mi var? Ama bu sistem böyleyse yani şimdi düşünebiliyor musunuz? O zaman eskiden beri bölgesel hakem diyoruz ya. Evet. Hakemleri de Ankara maçını Ankara'nın hakemini ver, İstanbul maçını İstanbul maçının hakemini ver. Herkes kendi bölgesinde deplasmana gitmesin diyorsun. Bunu gösteriyor. Yani sen niye böyle bir risk içerisine giriyorsun ki, şaibe çıkartıyorsun ki ortaya? Yani bu şaibedir göre baktığınız zaman. Yani hakem hata, çünkü şimdi Kasımpaşa Osmanlı karşısında, çok iyi oynayan Osmanlı karşısında Kasımpaşa beraberliği elde edebiliyorsa, evet, bunun karşısında deplasmandaki bir beraberlik daha sana ben alayım düşüncesiyle böyle bir hakem hataması yapıldıysa, ki verilmeyen iki penaltı bunu gösteriyor. Ya bir de şu var, o müsabakayı kenardan izliyorsun. Veysel Sarı'nın o müsabakada agresif hareketleri var. Burada da maçın düdüğünü neredeyse Veysel Sarı'ya vereceğim belli bölümlerde. Yani bunlar Türk hakemliği, böyle FIFA hakemliği nasıl olacak bu iş? Yani ben bunu anlamış değilim Kemal abi. Valla işte öyle veya böyle olacak. Yani zaman zaman eleştiriyoruz işte, hakemler şöyledir böyledir, şu hakem çok iyidir deyince eleştiriliyor. Ya hep o hakemin üzerinde duruyorsunuz. Evet, o hep hakemin üzerinde duruluyor. Çünkü niye? Böyle bir hatalar yapmıyor. Yani federasyon bunu neye göre yapıyor? Hakemin birisi çıkıyor, diyor ki işte Abdullah Yılmaz mıydı? Evet. Bana böyle bir hareket yaptılar diyor, dilekçe veriyor. Peki döndük, Abdullah Yılmaz hakemliği esnasında Sivasspor'un kaç maçında canını yaktı? Yani özellikle 2009-2010 sezonlarda çok fazla. Peki o zaman biraz insanın aynaya bakması ve öz eleştiri yapması lazım. Ben de şu hataları yaptım, şu takımların puanlarını gasp ettim demesi lazım. Doğru mu? Evet. Federasyonu zan altında bırakmak yerine, ha federasyon burada hatalıdır ve doğrudur demiyorum ben. Ama evet, bir de insan kendi öz eleştirisini yapacak. Diyecek ki ben arkadaş bu müsabakalarda çok hatalar yaptım. Bu hataların doğrultusunda da şu takımların küme düşmesine neden oldum. Şu takımların puanın gasp edilmesine etkili oldum diyecek. Yani yoksa kalkıp da işte müsabaka verilmediği zaman benim performansı beğenmiyorlar, ben işte şöyle müsabaka yaptığı için bana şunu yapıyorlar demek yerine delilli ispatlı işlerle yapacaksın. Evet, bu arada Yusuf Doğan da mesaj atmış. Hakem diyor aynı zamanda İzmir bölgesi abi, onu da diyor değerlendirirseniz. Göztepe ile Avrupa kupaları için yarışırken İzmir bölgesi hakeminin böyle hatalar yapması
nasıl değerlendiriyorsun diyor. İnşallah öyle bir değerlendirme içerisinde değil. Valla yani. Şimdi biz burada evet. art niyet düşünmüyoruz ama. Düşünmeden devam yani, İnşallah öyle olmaz diyoruz. Eğer öyle bir şey var ise de ne diyelim ya federasyon. Yani futbolu bu şekilde tabii bir yerlere gitme şansı yok. Göztepe Avrupa Kupalarına gidecekse gitsin kardeşim. Çok önemli değil yani. Sivasspor gider, Göztepe gider. Çok önemli değil. Ama herkes hakem öncelikle kendisi için iyi maç yönetmesi lazım. Onu söyleyeyim. Yani takımlar için veya birileri için maç yöneten hakem yani en fazla bir sezon, 3 ay, 5 ay gündeminde kalabilir. Yani kendisi için iyi maç yönetmesi lazım. Beşiktaş Konya Spor maçını hatırlarsanız ben o maçtan sonra da programda da söylemiştim. Rezalet bir maç yönetti. Yani o gün inan Beşiktaş takımı büyük takım diye adlandırıyor. Beşiktaş'ın hakkını daha fazla gasp ettiğini söylemiştim ben bu programda izlerken. Daha sonra her iki takım adına da hatalar yaptı ama çok hayati hatalar yaptı. Yani kırmızı kart gösterse oyuncuyu atacak, faulü ters verdi. Bizim müsabakada da işte adam ters, faul kararı verme hastalığı var adamda. Yani Talisca'ya yapılan hareketti. Ali Turan hareketi yapıyor, Ali Turan faulü kullanıyor. Bizde de şimdi adam 50 ile oynuyor, Emre 50 ile oynadı diye. Ya çok enteresan ya. Yani bu, yani böyle bir hakemlik şekli yok ya. Yani. Emre'nin o pozisyonunda nasıl böyle bir karar içerisine girdi merak ediyorum. Açık ve net olarak söylemek gerekirse. Ya böyle saçmalık mı olur? Adamın ceza sahasına içerisine girerken göğsünde topu yumuşattığını görüyorsun. Defalarca seyrettim Kemal abi. Rakip takım oyuncusu elle oynuyor orada. Penaltı vermesi lazım. Çok net. Acaba bunu, diyorum ki hakem renk görlüğü mü var nedir? Hakem yok elle ama şu var. Orada şimdi devam ettirse pozisyonu. Yani dese ki devam ettirse tamam dersin ki göremedi. Ama eli görüyor Kemal abi eli görüyor. Diyor ki Emre diyor eliyle oynadı diyor. Bu tarafa veriyor pozisyonu. Yani eli görüyor. Normalde ya, pozisyonda, ben eli göremedim. Yani el yok. Nereden bu el hayır, çıktı diye hayır o pozisyonda devam etse yanında Kone var ki mutlak ya vurdu zaten kaleci kurtardı pozisyonu. Köşe atışı kullanması lazım Sivasspor'un son bölümde. Tamamen Kasımpaşa takımını rahatlatmış oldu. Maç ligin son süresine gelince uzun maratonun son sürecinde elbette ki ateş hattında giden takımlarla liderlik yolunda giden takımlar arasında hakemlerin de bir şey devresi başladı. Yani şimdi baktığınız zaman işte bu hafta sonu derbi var. Hakemler tayin edilmeye başladı. Kimli şut hakem gelsin, bu hakem gelsin, şu olsun, evet. bu olsun. Tamam. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu hakemlerin gençleşmesinden yana kabul ediyorum. Gençlere de imkan tanısın tamam da böyle de imkan tanınmaz. Şimdi sen kalkıyorsun Kasımpaşa'nın 4. hakemini Sivas maçına, Kasımpaşa maçına 1. hakem veriyorsun. Şimdi hadi gel de ben burada tarafsızım de. Nasıl diyebilirsin ki? Bir de şu var Kemal abi. Şimdi mesela bu konuda vatandaşlarımız da çok arıyor. Seni de arayanlar vardır. Tabii hakem hatalarıyla ilgili Sivasspor Kulübü hiçbir açıklama yapmıyor. Yok, yapmaz. Evet. Yani ya hiç yapmaz. Öyle bir üslup yok. Ama bu konuda da eleştiri var. Yani Sivasspor diyor sessiz kaldıkça diyor hep hatalar Sivasspor maçında mı Sivasspor'un aleyhine mi gerçekleşiyor diyor. Bu anlamda da tabii ki ben bazı taraftarlara hak veriyorum. Yani bizim şimdi bakıyorsun Veysel Sarı müsabakaya damgasını vuran adam penaltılarla, faullerle ve kırmızı kartla bence oyundan atılması gerekirken ikinci sarıdan sarı kartı 90+2'de görüyor ve bu oyuncu bas bas bağırıyor hakkımız yendi diye. Hiçbir hakkı yeme yok. Hakkı yiyen kendisi bas bas bağırıyor. Sivasspor hakkı yendiği halde müdahale etmiyor ama ne oluyor? Ceza yine Sivasspor'a kesiliyor. Yani puan gidiyor. Hem bugün hakem rapor tutuyor, gözlemci rapor tutuyor, temsilci rapor tutuyor, herkes rapor tutuyor. Bir yerlerden bir şeyler cezalar. Hakem maçını adam gibi yönetse belki tribünlerde buna hoş olacak bazı olaylar. Olmadı da yani büyük olaylar oluyor bazen. Bunlar olmayacak. Hakem doğru yönetsin, takım yenilirse yenilebilir. Yani normal Sivasspor küme düştüğünde bile takımın alkışlayan bir şehir. Yani kaldı ki bir müsabakada puan kayıpları veya yenilgiyle takımını eleştirecek değil tabii ki. O anlamda çok önemli ama Alper Ulusoy'un bu haftaki kararları yani şimdi bir hakem bir hatası oluyor. Bir penaltıyı gördü göremedi ona göre yorumdu değildi olabilir. Ona saygı duyuyoruz ama yani burada 3 tane penaltı pozisyonu var. Verdiği pozisyonu eleştiriyor Kasımpaşa'nın hocası. Net penaltı yani onu eleştiriyor adam. Kardeşim diğer iki vermediğiyle ilgili de bir yorum yap o zaman. Yani de ki 2 tane de vermediği penaltılar vardı yani. Verdiği faul pozisyonu hiçbir şey yok. Oyuncu onu aldatmaya yönelik kendisini bırakıyor. Ya şimdi Kemal Özdeş ne demesini bekliyorum ki bir puan çok güzel bir puan aldı. Evet ama penaltı pozisyonunda orada itiraz yani etmesi şimdi, enteresan. Yenileceği bir müsabakadan bir puanla ayrılıyor. Deplasmandan elde edilecek bir puan çok. Yani şuraya girmek istiyorum. Burada hakkı gasp edilen Sivasspor konuşmazken aynen. Özellikle buradan hediye alıp dönen takım hem de konuşarak gidiyor. Bu çok enteresan bir durum.
Onu da belirtmiş olalım. Evet, müsabaka ile ilgili var mı başka söyleyeceğin? Kemal abi, mesajlarımız varsa mesajlarımıza yani da çok bakalım. Enteresan bir şey var. Şimdi baktığın zaman işte Kasımpaşa'nın kadrosunda iki Türk futbolcu, 9 tane yabancı futbolcuyla sahaya çıkan bir ekip. Evet. Şimdi Kasımpaşa gerçekten de bir gün önceki yönetmen arkadaşımızdan rica edelim. Murat vardı biliyorsunuz, Murat Duman. 2006-2007 yıllarında Sivasspor'da. Evet, defans hattında. Defans hattında çok başarılı olan ve Avrupa'ya hak eden, evet işte de şu anda. Murat Duman'ın o müsabakada sonrasında, Sivas'taki müsabakada bana hediye etmiş olduğu, tüm futbolcuların hediye etmiş olduğu bir forma vardı. Evet. Yıllar sonra işte 2006-2007'nin ardından ben saklamıştım bu formayı. Müsabakanın öncesinde gittim, ben kendisine hediye ettim. Ve çok anlamlıydı, biraz duygusallaştı ve çok şunu söyledi. Formayı da şerefli ve onurlu bir şekilde taşıdığım Sivasspor'un formasının yıllar sonra tekrar bana bir getirilmesi beni mutlu kıldı. Sivasspor'a başarılar dilerim diye bir söz söylemişti. Şimdi gerçekten de Murat Duman'ın şu anda Kasımpaşa'da antrenör olarak görev yapması bizi sevindiriyor, duygulandırıyor. Çünkü ne de olsa Sivasspor'umuza hizmet etmiş bir futbolcunun başarılı olması önemlidir. O kendisiyle de konuştuğumuzda Sivasspor'un gücünü çok iyi bildiğini söyledi. Yani buraya gelirken de Sivasspor'un özellikle ofansif anlamda gol bölgelerindeki etkili silahlarını durdurmak için çaba sarf edeceklerini dile getirmişti. Ama dediğim gibi yani biz burada futbolu konuşurken Kasımpaşa ile Sivasspor'un çok başarılı bir oyun içerisinde neler yaptığını tartışmamız gerekirdi ama maalesef ki şu anda hakem konuşuyoruz. Bu hakemlerle ilgili de neler beklediniz ki? Evet, evet, teşekkürler arkadaşlar. Evet. Murat Duman tabii Sivasspor'da başarılı grafik çizen bir isimdi. Onu da belirtmiş olalım Sivasspor'la. Tabii birçok takımda da gezdi. Son dönemlerde Sivasspor'da oynadı. Murat Duman Sivasspor'un oyuncusu olarak oynadı, defansif olarak oynadı. Evet, ben istersen bir iki tane mesaj okuyayım. Erdal Mert, Sivasspor bence taraftar azlığı nedeniyle sonuca gidemedi. Cumartesi 13.30 maçları bence yanlış derken. Hakkı Yatakçı, Kemal Bey, Ali Bey hayırlı geceler diliyorum. Takımımız çok güzel bir futbol oynuyor. Göze hoş gelen, keyif veren bir futbol oynuyor. Oynanan futbol tarafı tarafsız herkes tarafından takdir ediliyor tabii ki. Bizler de gururla izliyoruz. Ancak bu maça gelecek olursak yine güzel futbol oynadık. Ama libero'da oynayan iki futbolcumuz da biraz yavaş kalıyorlar. Rakip takımların hızlı oyuncularının kontrolüne zorlanıyoruz. John Boy hazır değil mi? Oynatılsa bu sıkıntı giderebilir mi? Oynatıldı zaten. Teşekkür ediyorum. Kayseri'den sevgiler Hakkı Yatakçı. Adem Yavuz, seviyeli ve güzel yorumlarınızı beğenerek izliyoruz. Bursa'dan Sivasspor'umuza başarılar demiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Aydın Ecevit. Sivasspor'u mücadelesinden dolayı tebrik ediyor. Başarıların devamını diliyorum. Abi, Sivasspor çok iyi oynadığı maçları önceki sezonlarda olduğu gibi kaybediyor. Sezon sonunda defansa yeni oyuncular alınır mı? Kemal Bey, bu fuma takıma katkı sağlamıyor. Bal yapmaz arı gibi. Samet Hoca buna bir çözüm bulmalı. Erdoğan Günaltay demiş. Bekir Başçıl, iyi yayınlar. Bizim maçlarımızı rakip takım, başkan ve yöneticiler yönetsin. Bu kadar kasıtlı maç yönetilemezler. Bu MHK ve hakemleri sert bir şekilde eleştirecek, yumruğu masaya vuracak yönetici görevlendirilmeli demiş. Tekrar Bekir Başçıl devam ediyor. Hakemler çaldığında ve çalmadığı düdüklerle kendi sahamızda bizleri dövüp nakavt ediyorlar. Evet. Evet. Evet, mesajlar böyle. Tabii bu arada Bursa'dan Adem kardeşim, amcamla oğlu da aramış. O da bu hafta tabii Bursa maçında tabii ki tribünde yerlerini almalarını istiyoruz. Özellikle Bursa'da yaşayan yiğidolar Sivasspor'a destek vermek amacıyla. Tabii bu müsabakada şimdi baktığımızda Bifuma ile ilgili biz de aynı şeyler söylüyoruz. Yine ikinci yarısında performansı yükselmedi. Bu müsabakada tabii oyuncu değişikliklerine bakıyoruz. Antalya'da yapılan oyuncu değişiklikler, işte Siryak, Mert Hakan Yandaş gibi isimler oyuna dahil edildi. Doğal olarak tabii Samet Hoca geçtiğimiz haftanın başarılı isimleri. Ama tabii Siryak da özellikle Bifuma'nın çıkışıyla birlikte kanatta takıma hiçbir katkı sağlamadı sağ kanatta. Bilmiyorum sağladı diye düşünen varsa da saygı duyarım ama bence yani burada bir Muhammed Demir olabilir miydi sağ kanatta? Daha enerjik yapısıyla kanat
oynayacaksa tabi Siryak daha çok böyle baskı kurduğumuz karambol anlarında ceza alanı içerisinde daha çok iş yapan görüntüde bir oyuncu ama sağ kanatta maalesef bu müsabakada oyuna girdikten sonra katkı sağlayamayanlardan. Mert Hakan da aynı şekilde yani Saman Alevi gibi bir var bir yok. Görev yapıyor, koşuyor, bozuyor, şey yapıyor ama yine de tabii ki Samet Hoca onlara güveniyor. Güvençleri de tam. Tabii Emre Kılınç Sivasspor'da özellikle 2 haftadır önemli işler yapıyor. Bunu kabul etmemiz lazım. Robinho'nun gelişiyle birlikte Emre Kılınç'ın biraz daha üzerine koyarak gittiğini görüyoruz. Allah nazardan saklasın inşallah. Daha güzel bir Emre Kılınç izleyeceğiz. Hatta milli takımda bile izleyeceğiz kendisini. Yakın gelecekte onu da belirtmiş olalım. Türk futbolu önemli. Milli takım aday kadrosu açıklandı mı acaba? Açıklanmadı yanılmıyorsam. Açıklanacak bu hafta. Bu arada tabii Samet Hoca oyuncu tercihlerini bir önceki haftayı da göz önünde tutuyor. Haftada çalışma performansını da göz önünde tutarak seçiyor teknik adam. Doğal oyuncular yani iyi performansını veya kötü performansını tahmin etme şansınız yok. O an için kadroya koyuyorsunuz. Yani iyi de olabilir, kötü de işte Samet Hoca'nın bir sözü var ya, kazandığımızda her şey haklıyız, kaybettiğimizde haksız pozisyona geliyor. Hocam futbolda bunların hepsi var. Sivasspor sonuç olarak ben şunu söylemek istiyorum. Akhisar ve bu karşılaşma gerçekten ben üzüldüğüm karşılaşmalar oldu. Hani iyi oynayamadığımız bazı müsabakalar var. Kaybetsek bile onları unutup geçiyoruz ama bu iki müsabakayı unutmak zor. Çünkü bunlar bu müsabakaları kazanabilecek kadar oyun oynadı Sivasspor. Ama maalesef bazı etkenler. Ya bence şunu söylemek sadece gerekiyor. Sadece bir puan almamıza yetti. Kasımpaşa gerçekten de elimizden kaçırdığımız fırsatlardan birisi. Yani benim özellikle üzüldüğüm müsabakalar var. Bu müsabakaların içerisinde de Kasımpaşa var. Yani ilk ya da Kayseri, Göztepe müsabakalarını hatırlayın. Bu müsabakalara baktığınız zaman boşa verilmiş puanlar diye görüyorum. Çünkü o puanlar şu anda kazanmış olsaydık belki de ligin ilk 3 sırasında yer alacaktık. Çünkü yani Aksiyar'la bu maçı kazanmış olsan Kemal abi yani, 2 puan olur. Evet, oynadığımız oyuna bakıyorsun. Bugün rakiplere bakıyorsun. Ya şimdi Osmanlıspor Bursa'yı yeniyor. Evet. İşte Alanya Medipol Başakşehir lideri farklı yeniyor. Evet. Şimdi bu müsabakanın ardından düşünecek olursan Sivasspor'un kaybetmiş olduğu puanları düşünecek olursan bizim şu anda zirve yarışında en iddialı ekip olarak çıkmamız evet. gerekiyordu. Ama dediğim gibi biz zaman zaman kendi hatalarımızdan zaman zaman da hakem hatalarıyla birlikte bu sonuçları alamaz duruma geldik. Ama şu gerçek ki elde edilen puanlara baktığınız zaman özellikle Sivasspor'un ortaya koymuş olduğu, sergilemiş olduğu oyun tüm rakiplerin daha üstünde. Performansa baktığınız zaman Antalya gibi güçlü bir deplasmanda farklı galibiyeti elde etmek kendi sahanda Kasımpaşa ile hadi hakemin vermemiş olduğu penaltılar olsa farklı galibiyet elde edecektik ama olmadı. Sonuçta bu hafta baktığınız zaman Bursa deplasmanı. Bursa ateş çemberi içerisinde olan bir takım. Evet, ona biraz sonra geçelim Kemal abi istersen. Evet. Sorularda John Boy da vardı. John Boy bu hafta tabii oynadı ama maç eksiği var doğal olarak. Biraz çabukluğundan tabii ki kayıpları var. Maç eksiğinden dolayı. Onun için de onun biraz zamana ihtiyacı var. Oynayarak tabii ki bu noktada önemli bir oyuncu. Tabii genelde o bölümde Biyashmir, Medyanin ve Vitali daha ağır oyuncular. En çabuk oyuncu o bölümde John Boy gözüküyor. Onun ilk yarıdaki sakatlığı nedeniyle oynamaması, ligin ikinci yarısı itibariyle girmesi. Belki son haftalara doğru daha formda bir John Boy izleyebileceğiz. Onu da söyleyelim ama ona da tabii ki takımın ihtiyacı var. Kısa sürede toparlaması lazım John Boy'un. Tabii bu hafta Bursa maçı şimdi, ardından tabii bir haftalık ara bir şey soracağım da merak yani ettiğim, daha net o müsabakalarda görebiliriz John Boy. Merak ettiğimden söyleyeyim. Trabzonspor müsabakası hangi gün oynandı? Bugün oynandı. Evet, bugün günlerde ne? Pazartesi. Evet. Peki biz niye pazartesi günleri müsabaka yapmıyoruz da cumartesi günü 13.30'da müsabaka yapıyoruz? Evet, o da enteresan. Özellikle Sivas'ta. Yani şimdi Trabzonspor Avrupa Kupaları oynuyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. Geçen hafta da pazartesi oynadı Trabzon. Evet, bu hafta işte onu anlatmak yani çok abes yani. Şimdi siz Beşiktaş şu anda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. Siz Beşiktaş'ın müsabakasını pazartesi günü koyabilirsiniz. Veya şeyi atabilirse ona kabul görür ama çok enteresan bir şey. Yani sen müsabakayı 13.30'da oynatıyorsun. Cumartesi günü Sivas'ta. Neden? Sivas herhalde şey kış, kar, niye pazar günü oynatmıyorsun veya pazartesi günü oynatmıyorsun? Veya saat niye hep aynı değil mi?
Yani Antalya'da da bir hafta önce 13.30'du. Sonrasında saat yani değiştirildi. Genelde Sivas, Kayseri, Malatya gündüz kuşağını oynatmaya çalışıyor Futbol Federasyonu. Yani bu da yanlış. Bu iki, üç takım da sahaları elverişli, hava şartları uygun. Yani normal fikstüre göre dönsün kardeşim. Yani 13.30'da ya şimdi işte herkes oynasın yani. Gidiyorsun başka yerde akşam oynatıyorsun. 20'de oynatıyorsun, 21'de oynatıyorsun. Geliyorsun Sivas'ta 13.30'da oynatıyorsun. Evet. Ya böyle bir mantık mı var? Bu yani anlayamadığım taraf bu saat i̇şte ayarlamasının bak, bu neye hafta, göre? İşte biraz sonra söyleyeceğiz. Atiker Konya Kayseri saat 13.30'da pazar günü Kemal abi. Yani böyle belli maçlar. Osmanlı Karabük 13.30'da. Yani Karabük hep 13.30'da oynuyor. Yani demek ki reytingi düşük maçlar 13.30'da oynanıyor. Ya reytingle ne alakası yani, var? Şimdi bakın öyle gözüküyor. Peki yani. Karabük Spor şu anda küme düşme hattının garantili takımlarından birisi mi? Evet. Bu küme düşme takımı kime yoldurdu bu hafta? Kayseri. Kayseri'ye kendi sahasında Kadir Has Stadyumu'nda. İki gol attı. Evet. Yani, evet. Ve müsabakada galibiyet elde edecekken hatalar sonucu yenildi. Evet. Şimdi yenmiş olsaydı ne yapacaktın? Yani yine mi aynısını devam edecekti? Ya ben şunu özellikle 5 takım 6 takımın burada yapmış olduğu müsabakalardaki saatler bilerek belirleniyor anladığım kadarıyla. Diğerleri de nasıl olsa gündüz kuşağında gider kimse de ses çıkartmaz gibi düşünülüyor. Evet, maç sonuna gidelim arkadaşlar. Samet Hoca'yı ve Kemal Hoca'yı dinleyelim isterseniz. Bakalım neler söylemişler. Evet, oyunun başından başlayarak sahaya yansıttığımız iyi oyun. Bölüm bölüm tabii aksamalar oluyor. Rakip de çok iyi çabuk kontratağa çıkan takım. Bu takımlara karşı öne geçeceksiniz. İki farklı öne geçeceksiniz. O geçtiğinizde onların size olan baskıya gelen sistemleri, düşüncelerinde siz karşı atakla belki de oyunu farklı bir yere götüreceksiniz. Ama olmadı. Oyuncularımı kutluyorum. Herkes elinden geleni yapıyor. Futbol bu. Görüyorsunuz 90. dakikadan sonra da goller oluyor. Biz önce atıyoruz, onlar sonra atıyor. Ama içinde artık çok büyük bir sorun var arkadaşlar. Biz bunu bir türlü çözemiyoruz. Bu yere yatan oyuncularla ilgili artık biz teknik adamların, hakemlerin, saha içindeki kendi arkadaşlarının dahi buna izin vermemesi gerektiğine inanıyorum. Seyrediyoruz dünyanın en üst liglerini seyrediyoruz. Bakıyoruz hiç yere yatan oyuncu yok. Sakatlanıp da yatan var tabii ki. Vakit geçirme anlamında, oyunu durdurma anlamında yere yatan oyuncu yok. Biz eğer iyi bir ligiz, marka olmaya çalışıyoruz diyorsak oyunu hızlandırmamız lazım. Oyuncu arkadaşlarıma buradan sesleniyorum. Artık bu işleri bıraksınlar. Kaleciler, oyuncular, benimkiler yapıyorsa benimkiler, rakip takım oyuncuları kim yapıyorsa. Teknik direktör arkadaşlara da sesleniyorum. Lütfen bu konuda taviz vermesinler oyuncuya. Hakem arkadaşlarımıza da sesleniyorum. Bir an önce bu sorunu da çözelim. Futbolumuz hızlansın. Biz keyif alalım, herkes keyif alsın. Hiç önemli değil arkadaşlar. Kazanıp kaybetmek hiç önemli değil. Pozisyon hatası yaptık arkadaşlar. Konsantre sıkıntısı değil de. Birincide de ikincide de pozisyon hatası yaptık. Oluyor futbol bu arkadaşlar. Yani onlar da hata yaptı, biz gol attık. Böyle bu. Gelişir gider böyle. Önemli bir maç oynadık. Maçın sonunda her iki takım karşılıklı birer puan aldı. Sivas takımı açısından da önemli bir maçtı. Çünkü onlar da ilk beşi kovalıyorlar. Biz ise üst sıralara yaklaşma amacındaydık. Burada kazanmak istiyorduk. Maçın bütününe baktığımızda her iki takımın oyuncularını kutlamak istiyorum. Oldukça mücadeleci bir oyun oldu. Belki çok net gol fırsatları olmasa da her iki takımın kazanma arzusu son ana kadar devam etti. Statta da iyi bir ambiyans vardı. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Burada yine geçtiğimiz iki haftada olduğu gibi Kayseri'de bir penaltı oldu. Sonra akşam penaltı değil dediler. Sarı kartla oyuncu cezalı duruma düşüyor. Geçtiğimiz hafta bir penaltı oldu. Hakem hocalarının yarısı penaltı değil diyor, yarısı penaltı diyor. Bugün ilk gol offside. İkinci gol çok ağır bir penaltı yine. Sonra yine oyuncu bir kart görüyor. Şu yanlış anlaşılmasın. Sivas bu ülkenin önemli futbol şehirlerinden bir tanesi. Oldukça iyi bir takımı var. Oldukça iyi bir yönetimi var. Kesinlikle bu lige renk katıyor. Güçlü de bir kadrosu var. Şehri zaten öyle. Ancak Kasımpaşa'da bu ülkenin en düzenli ve en iyi kulüplerinden bir tanesi. Sorun geçtiğimiz yıl yaşadığımıza benziyor. Sanıyorum 11. 12. sıralardayken biraz puan sıralamasına göre maçlar yönetiliyor. Bir art niyet kesinlikle aramıyorum. Ancak hakemlerimizin de çok iyi odaklanması gerekiyor. Hem üst sıralardaki mücadele için önemli bu kalan 9 haftada. Hem alt sıra için önemli bu.
hem de üst sırayı hedefleyen takımlar için önemli. Ama genç hakemlerimizin bir kaygısı oluyor maçlarda. Bunu anlamakta biraz güçlük çekiyorum. Bu herhalde MHK'nin çözeceği bir durum. Sivas takımına bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Bizim de şimdi bu maçı unuttuk. Bugün verdiğimiz mücadele, son ana kadar verdiğimiz mücadele bizim için artıydı. Şimdi önümüzdeki Antalya maçını kazanarak ligin sonuna kadar üst sıralarda olmak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Şöyle yani benim takımım yatarak hiç oynamaz ya. Çünkü benim... Yani benim takımım için mi, kendi takımı için mi dedi? Yok, zaman geçirecek bir durum olmadı. Zaten 90+'da golü attık. Her iki takım da üçüncüyü atmak için çok uğraştı. Biz de uğraştık. Sivas takımı da uğraştı. O da ofansif hamleler yaptı. Ben de ofansif hamleler yaptım. Evet, puan çok değerli. Bugün kazanmış olsa bizimle 10 puan farkı olacaktı Sivas'ın. Biz kazanmış olsak aradaki farkı 4'e düşürecektik. Değerli. Hepimizin bir hayali var. Sezon başında oluşturduğumuz kadrolar var, bütçeler var. Her birimiz bunun için mücadele ediyoruz. Ama şunu söyleyebilirim. Sivas takımı da benim takımım da bu ülkenin önemli takımlarından, önemli organizasyon takımlarından bir tanesi. Sadece hakemlerimizin de çok iyi odaklanmalarını istiyorum. Şimdi yediğimiz iki golü gole benzetemeyince bazen de ne söyleyeceğimi şaşırıyorum. Futbol konuşamıyorum, cümle kuramıyorum, sinirleniyorum. Yani Veysel yukarıda Allah var dedi. Evet, yukarıda Allah var ama yani. Şey yapıyor, bunun için sarı kart gösterilmez. Yukarıda Allah var. Böyle, teşekkür ederim. Evet, Kemal Hoca'yı özellikle dikkatlice izledik arkadaşlar. Biz Kemal Hoca'yı izleyince hakem bize bir puan hediye etti gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Kemal Hoca'yı dinleyince. Yani Kemal Hoca hangi müsabakayı izledi, biz hangi müsabakayı izledik? Yani, merak ediyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bu konuda... birinci hakem, birinci gol offside, ikinci gol penaltı değil. O zaman senin attıkları. Allah var dedi. Veysel Sarı Allah var dedi. Allah şimdi, var dedi. Orada penaltı, ilk penaltı pozisyonunda müdahale eden oyuncu sarı kart görmesi lazım. Arkadan müdahale. İkinci pozisyonda penaltı pozisyonu yapan oyuncu yine kart yok. Daha sonra hakeme Allah var dedi diye sarı kart gördü diyor. Yani orada hakem normal hatasını 3. pozisyonda telafi etti. Normalde 3. sarı kartı görmesi lazım orada. 3. sarı kart diye bir şey var mı futbolda? Yok. Yani enteresan, komedi. Aynen. Şimdi şunu söyleyeceğim. Kemal Hoca'dan şunu beklerdim ki gerçekten her iki takım açısından da hakem hatalarının doruk noktada ulaştı. Kemal abi, adaşın senin ligin maçın ikinci yarısında Kasımpaşa'dan 1,5-2 dakika sahada yatan oyuncu kimdi? O zenci oyuncu 1,5 dakika yatmadı mı sahada? Kronometreye ya bastık biz. İşte yani ya, oyuncunun yattığını, yani hiçbir şey yok. O geldi. Var. Kemal Hoca ile bizim izlediğimiz müsabakanın arasında fark var demek ki. Kemal Hoca hangi müsabakayı izledi, hangi müsabakaya göre yorum yapıyor? Şu anda ciddi ciddi yani müsabakanın ardından bu tür açıklamalar yapmasını ben yadırgadım. Evet. O Markus Neumar, Markus 77 numara. Ya şimdi birinci gol niye offside? Onu anlamadım ben. Evet. Tamam, ikinci gol penaltı. Niye penaltı değil? Penaltıyı vermese zaten Emre dönüp onu gole çevirebilir. Bunu herkes biliyor. Evet. Bir de şunu enteresan söyleyeceğim. Hakem hocaları diyor ya, ben müsabakanın ardından, sizler de takip ettiniz, ben de takip ettim. Tüm kanallardaki hakem hocalarını takip ettim. Sivasspor'un iki tane, bu penaltıyı bir tarafa bırak. Sivasspor'un iki tane verilmeyen penaltısı var. Evet. Peki, yani verilen penaltı da net onu penaltı. Bırak, hadi bırak onu. Peki hoca, madem tarafsızlıktan bahsediyoruz ya. Evet. Niye bunları söylemiyorsun? Veya çıktı ki delikanlıca daha net penaltı pozisyonu ya, vardı. Ya Veysel Sarı'nın savunduğun, evet, adam tamam senin takım kaptanın ama Veysel Sarı'nın son 6 haftasına bak. 6 haftası kırmızı kart sarı kart. Kırmızı kart sarı kart. Yani bir fut takımın kaptanı agresif, bu kadar agresif olabilir mi? Biraz önce söylediğim olay. Bakın. Düdüğün çalınmasıyla birlikte soyunma odasına giderken Veysel Sarı'nın bağırarak girmesi ve merkez hakemlere yönelik suçlamalarda bulunması karşısında çarşamba günü ne gelecek merak ediyorum ceza. Şimdi şey o zaman gelmez. O zaman Kemal Hoca yine mi söyleyecek ya, Veysel işte Allah var dediği için bu cezaları gördü mü diyecek? Ya arkadaşım yani sen sahada futbol oynuyorsun, futbol. Futbol oynarken elbette ki bulunduğun takımın menfaatlerini korumak zorundasın. Bu bir gerçek. Kemal Hoca öyle yapıyor ama. Ha bir de bir şey, yanlışlık daha var. Şimdi özellikle basın toplantısında
benim dikkatimi çeken bir olay. Burada şey yaptık. Samet Hoca'nın yapmış olduğu açıklamaların ardından o açıklamalarla ilgili Kemal Hoca'ya soru sorulmasını yadırgadım. Evet, bizim basın mensupları, ben yani normal maçla ilgili sorun arkadaşlar. Verilmeyen penaltıyı niye, ben basın toplantısında yoktum. Samet Hoca'nın açıklamasını, bir önceki hocanın açıklaması bir sonraki hocaya sorulma adeti çıktı. Yani hoca böyle, ya hocanın görüşü. Bir de şu var, iyi teknik adam, yani Samet Hoca bunu yapıyor, iyi yapıyor. Yani dikkat edin, penaltıyla ilgili, hakemle ilgili falan yorum yapmıyor. Çünkü maçın sıcaklığıyla yanlış yorum yapılabilir. Yani görmek lazım. Ya abi şimdi... Yani, şimdi Kemal, bak Kemal Özdeş'in bu yaptığı açıklamalar maç sonrası, maçın hakem hocaları açıkladı. Bunu herkes izledi, gördü. Televizyonlarda, internette dolaşıyor. Kendi de çok çok yakından takip ediyor. Şimdi kendi söylediği, yaptığı açıklamalardan inan kendi üzüntü duydu. Neden bu konuya girdi? Hayır, hayır. Hakem şunu söyleyeceğim. Yani yapmaması lazım. Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Samet Aybaba basın toplantısında ne dedi? Dedi ki arkadaşlar, futbol oynamak istiyoruz. Gerek benim takımımdan, gerekse rakip takımlarının Türkiye'de sahada futbolcuların yatmalarını engellemek için teknik direktörler, hakemler, merkez hakem komitesi bir şeyler yapmak zorunda. Demedi ki kardeşim, Kasımpaşa'nın futbolcuları yatıyor. Ama yatan da vardı ki. Hayır hadi, yatan da vardı. Şimdi bizim tam pozisyona başladığımız anda, bak dikkat et, 77 numaralı oyuncu yattı. 6 numaralı oyuncu yattı. Dikkat et, oyunu durdurmak zorunda kaldı. Ondan sonra geldi, hatta oyunu orta sahadan tekrar başlattı maçın hakim. Bak ben çok iyi takip ediyorum. Dakika ve süre de verebilirim. Samet Hoca bu açıklamayı ne zaman yaptı? Daha Galatasaray Konya maçı oynanmadan yaptı. Evet. Değil mi? Maçtan önce yaptı bak. Doğru. Sivas'ta yaptı. Ondan sonra ertesi gün oynandı. Bir gün sonra oynandı. Bu açıklamalar düştü. O maçta yatıldı mı? Haddinden fazla yatıldı. Haddinden fazla. Şimdi yani şimdi bu ya, yatmalar gerçekten de çok fazla. İkinci anlamadığım taraf, ya senin kalecin işte Ramazan müsabaka başladığı zaman golden öncesinde topu oyuna alırken en az bir dakikalık süreyi kullandı mı? Ya kullandı. Kullandı. Peki bunlar da yatmaktan aynı şeye gelmiyor mu? Bir de uzatmada şimdi gol oluyor. Bak gol sevinci oluyor Kemal abi. Diye, hadi şey var. Arkadaşlar diyor, biz öyle yatmadık. Dikkat ederseniz uzatma dakikalarında gol attık. Şimdi uzatma dakikasında şimdi peki uzatma attı. Dakikası nereden geldi? Normalde gol sevinci oldu mu uzatma dakikasında? Bir 40 saniye, bir evet. Saniye. Ne oldu? 5 dakikalık uzatma. 5 dakika sonra bitti müsabaka. Onun ilave bile yapmadı hakem. Yani böyle bir maç şekli yok. Neyse bu konuyu... Hayır, maç şekli yok. Şu açıdan söylüyorum. Yani ben Kasımpaşa'dan kaybedilen 2 puanı şey yapmıyorum ama teknik direktörlerin bu tür konularda biraz açıklama yaparken biraz daha dikkatli olmaları gerekir diye düşünüyorum. Çünkü verdikleri evet. Mesaj çok önemli. Bir tarafta Samet Aybaba'nın açıklaması var. İnsanları zan altında bırakacak açıklama yapmıyor. Diyor ki Türkiye genelinde artık moda oldu futbolcuların yatması. Evet. Bunu engellemek için herkes üzerine düşen görevi yerine getirmeli diyor. Diğer taraftan da Kemal Özdeş diyor ki yok arkadaş, benim futbolcularım yatmadı. Ya arkadaş, o zaman sen bunu üzerine alıyorsan senin futbolcun yattı. Ama bunu bizim soru soran arkadaşımızın söylemesi lazım. Bunu kim soru sorduysa orada hoca söylüyor yatmadı diye. O zaman hocam işte ikinci yarı sizin 6 numaralı oyuncunuz bir hayli yattı ve oyun başlama anında da geri sahaya koşarak girdi ve ikili mücadelede takır takır oynadı. Ve uzunca bir sürede yattı. Sivasspor'un tam baskı kurduğu dakikalar 55-60'lı dakikalar hatırlayalım. Bak köşe atışı kullandık, pozisyon oldu, geçti. Tam böyle baskı kurduğumuz anlar. Onu soran arkadaşlar onu söyleyebilirdi yani. Bu haftanın maçlarına göz atalım çünkü süre çok seri biçimde akıyor. Evet. Belediyespor maçı da var. Onu da bekliyor. Belediyespor'da da arkadaşlar geç kalıyor diye eleştiriler de geliyor. Teknik masadaki arkadaşlarımız da çok fazla süreyle ilgili uyarı yapmadan. Aydemir Alanya Spor bu hafta sürpriz yaptı. Medipol Başakşehir'i 4-1 yendi ve kümede kalma anlamında. Senin pansumancı, pansumanı iyi yapıyor. Pansumanı iyi yapıyor. 2 haftadır 6 puan aldı. Evet. Evet. Mesut Hoca tabii ki seviyoruz. Yani Sivas Spor'da 3 dönem çalıştı. Başarı katkıları mutlaka oldu ama tabii ki bu dönem çalışacaksan işte Mesut Hoca gibi, Sergen Hoca gibi pansumancılıkta uzman olmuş insanlarla çalışmak lazım. Diğer yani operatör veya profesör boyutunda teknik adamlarla sezon başında anlaşmak lazım. Mesut Hoca ile ve Sergen Hoca ile sezon başında anlaşırsan kesin küme düşersin. Ama bu dönemde onlar bu sıkıntılı süreci, felaket sürecini iyi çözüyorlar. İyi de çözdüler. Sergen de yenilmesine rağmen biraz sonra konuşacağız. İyi futbol oynattı.
takımı çözdü. Güzel bir galibiyet aldı. Osmanlı Spor, Bursa Spor 2-1 ile geçti. Önemli bir galibiyet de Osmanlı Spor aldı ki 24'e çıkarttı puanını. Valla bu da normal bir sonuç. Yani, Bursa Spor'da da düşüş var. Bursa Spor'da çok kötü bir düşüş var ama ateş hattındaki takımların çıkışları devam ediyor. Evet, alttaki takımlar evet, umutlu. Neden yani, üstte çok yakın puanlı takımlar var Kemal abi? Evet, sonuç ne olur ne biter ama evet. Son müsabakaya kadar herhalde bu stres ve heyecan devam edecek. Evet, son haftaların flaş ekibi 2 haftadır yeniliyor. Gençler Birliği Beşiktaş'a 1-0 yendi. İyi oynadı. Yani 1-0'a ya, rağmen. Şey soracağım yani düşün. Tamam, Gençler Birliği, Ümit Özat'ın takımı yenilebilir. Beşiktaş karşısında çok etkili futbol oynamamasına rağmen ama bir pozisyon vardı, dikkatinizi çekti mi? Gençler Birliği futbolcu taç atışı yapacak. Evet, Şener Hoca. Şener Hoca engelledi. Evet, onun benzer pozisyonda Fatih Terim'in de aynı pozisyonu bugün atmışlar. Topa müdahale yaptığı pozisyon. Ya şimdi bilmiyorum da ben yani yanlış mı o düşünüyorum acaba şey de bir teknik direktör. Çok böyle bir şeylere, çok uzun şeylere girmemeli ya bence. Yani futbolcunun taç atışını engellemek ne? Benim futbolcum yerine geçsin ondan sonra atmak at der gibi. Yani hele hele ki dünya starı olmuşsun ve dünya genelinde söz sahibi olan bir teknik direktörlerin bu tür uygulama içerisine girmesini ben mantıken kabul etmiyorum. Yok, çok yanlış bir olay. Evet, hiç hoş değil. O nedenle de siz Beşiktaş olarak kazanabilirsiniz. Çok güçlü bir ekip var. Allah'a var Beşiktaş. Şu var Kemal abi, buradan şu çıkıyor. Yani burada biz şimdi diyoruz ki insanlara, Fener, Galatasaray, Beşiktaş tutanlara. Ya kardeşim siz tutuyorsunuz ama işte şöyle böyle diyoruz. Bazı şeyler söylüyoruz. Yani onlar sizin gördüğünüz kadar, gözünüzde yücelttiğiniz kadar büyük insanlar değil diyoruz. Ama bunu anlatamıyorum ben. İşte bu pozisyonlarda çok fazla yorum o yüzden yapmıyorum. Görün yani büyük dediğimiz Fatih Terim, Şenol Güneş gibi isimler. Puan şimdi için iki olay yani söyleyeceğim. Ne kadar küçüldüklerini. Hiç unutmuyorum. Beşiktaş Sivasspor maçı bizim burada oynadığımız bizi 2-1 mi yemişlerdi? Evet. Düştüğümüz sezon. Düştüğümüz sezon. Evet. Soyunma odasında ciddi soyunma odasında teknik direktör Şenol Güneş dahil olmak kaydıyla Sivasspor kümeye diye tezahüratlar yapıldı. Evet. Onu hiç unutmuyorum. O bir. İkincisi de bu sezon Galatasaray müsabakası. Metropol Başakşehir Konya ile mi oynuyordu? Berabere kaldı. Bu o müsabakada tahmin ettiğim zaman Konya ile, Konya son dakikada gol atmıştı. Evet. Ve golün ardından Galatasaray'ın soyunma odasından çok büyük bir tezahürat geldi. Hayırdır diye sorduğumda Metropol Başakşehir berabere kaldı. Evet. Biz buradan yenerek gittiğimizde lider olarak gideceğiz. Ya normal Kemal abi. Şimdi şunu söyleyeceğim. Biz buradan kimseyi lider olarak da göndermedik. Evet. Şu anda ligin ilk 3 sırasında kimler var? Ya Galatasaray, Beşiktaş, Metropol, Başakşehir. Peki Sivasspor 3'ünü de yendi mi? Evet. Bunu şu açıdan söylüyorum ben. Hiçbir takım kusura bakmasın Sivas'a gelirken ön yargıyla gelmesin. Hani bazen hakemlerin büyük bir bölümü ön yargıyla geliyor ya. Evet. Bu ön yargının içerisinde futbol takımlara da girmesinler. Her takımın kendine has özellikleri, güzellikleri vardır. Sivasspor, ben açık ve net olarak şunu söylüyorum ki Türkiye'de en iyi kontratak futbolu sergileyen bir takım. Şimdi Kemal abi kendi maçıyla, yani kendi maçını kazanınca lider olacak falan, bu hesapları yapabilir. Ama oynadığı rakibinin küme düşmesiyle ilgili tezahürat yapmak ya ne centilmenine yakışır ne de insanlığa yakışır. Ben onu bak açıkçasını söylüyorum. Cenk Tosun buraya geldi şu anda İngiltere'de. Kendisine buraya geldiği zaman da söylemiştim. Maçın atmosferi demişti. Tamam, onu da kabul edersiniz ama sonuçta şu var. İşte biraz önce ismini söylediğim için Fatih Terim, Şenol Güneş, bu futbolcu Aykut Kocaman. Bu teknik direktörlere baktığınız zaman hata yapma lüksü yok. Yapamaz. Böyle bir lükse sahip değiller. Şimdi Gençler Birliği karşısında Gençler Birliği mağlup olabilir. Tamam ama sen Gençler Birliği futbolcu taç atacak, elinle işaret ediyor, tutuyorsun ya, dur diyorsun ya. Evet. İşte senin biraz önce bahsettiğiniz olay, Fatih Terim'in oyuna müdahale etmesi. Şimdi evet. Hiçbir takım sizi yenmeyecek veya hiç mi başarılı olmayacak bu takımlar size karşı ya? Demek ki bazı şeyleri büyütmeyelim gözümüzde. Onları da bir teknik adam olarak görelim Kemal abi. Teknik olarak bence görelim, görelim de. Bakın, yani Türkiye'nin taraftarlar çok büyütüyor. Hayır, yani şu açıdan söylüyorum. Bir örnek vereceğim. Yine şey diyecekler işte, yabancı hayranını falan filan diyecekler de varsın desinler. Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu ender insanlardan bu isimler. Ender insanlar. Evet.
yani takımların başında hangi takım olursa olsun o takımı şampiyon etmek için çaba sarf ediyorlar. Gerçekten de şimdi Şenol Güneş'in titrine baksın ama bir olimpiyat üçüncülüğü var. Evet ya, bir de Bursa'da yaptığı işler var. Bursa'da yaptığı işler var. Trabzon'da. İşte, Trabzon'da şu anda Beşiktaş'ın 3 şampiyonluğu var. Fatih Terim'e baktığın zaman Galatasaray şampiyonlar şampiyonu yapmış. Ama insanlar büyüdükçe küçülmeli. Yani işte ben kibirin olduğu yerde Kemal abi, her türlü sıkıntı olur. Gözümüzle büyütmeyelim. Yani çok fazla büyütüyoruz bence. Onlar da normal bir teknik adam. Bugün Samet Hoca'nın gösterdiği özveri kadar onlar özveri gösteremezler ya. Bak, keşke verseler. Evet, veremezler. Keşke verseler. Bunu kabul etmek lazım. Onun için Sivas Spor şanslı bence. Keşke verseler. Kayseri Spor, Karademir Karabük Spor'u kolay geçecek gibi beklerken 3-2'lik skorla geçebildi. Leon Dünyo da ilk golü attı. 1-0 öne geçirdi Karabük'ü. Yani 15 gün sonra biz oynayacağız. Tabii bir ara var ondan sonra Bursa maçının ardından. Onun için bu müsabakalar çantada keklik değil. Onu değil, söyleyelim. Takımlar gelip mücadele ediyor. Çünkü galibiyetler para demek bu Süper Lig'de. Onun için prim alıyor oyuncular. Ona göre tabii ki oynayacaklar. Zor bir müsabaka ama Kayseri yendi. Göztepe Antalya'yı 2-1 yenerek Antalya Spor tamamen tehlike hattının içerisine attı. Antalya da zorlandı mesela. Evet. Ama son günlerin golcülük şeyine Bağ da katıldı. Dembaba da katıldı. Göztepe bu müsabakayı kazanmış oldu. Evkuryeni Malatya iyi oynadı, iyi gözüktü ama gol pozisyonları üretmekte zorlandı Fenerbahçe karşısında. Bence net pozisyonlar bulamadı. Ama oyunsal olarak iyi gözüktü. Ama tabii sonuca tesir ettiremeyince Fenerbahçe'nin istediği oldu. Ve 2-0 Fenerbahçe Malatya'dan önemli bir 3 puanla ayrılmış oldu Galatasaray karşılaşması öncesinde. Galatasaray Atiker Konya maçı tabii olağanüstü güzel bir müsabaka oldu. Atiker Konya spor takımını izlediğinizde bu takım nasıl düşme potasında diyebilirsiniz. Gerçekten futbol bu. Düşen takımlara yazık oluyor. Biz de bu şanssızlığı yaşadık. Baktığımızda önemli oyuncular var. Belki birkaç eksiğimiz vardı o dönem. Ama iyi futbol oynamanıza rağmen iyi futbol unutuluyor. Alamadığınız puanlar hep yazılıyor puan durumuna. İşte bu Galatasaray maçını iyi oynamanız, öne geçmeniz falan bunların hepsi hikaye boyutuna geçiyor. Çünkü maç başlamadan 21 puandasınız, halen 21 puandasınız ve Galatasaray maçını iyi oynamanıza rağmen en yakın rakibiniz olan Osmanlı ile 3 puan aranızı aşmış oluyorsunuz ve bir sıra daha aşağı düşmüşsünüz. Bunlar da futbolun cilveleri. Zor bir müsabaka. Bugün akşamki müsabakada da Telesat Mobilya 1-0 ilk duruma düştükten sonra çok önemli pozisyonlar buldu, atamadı, buldu, atamadı ardından Trabzonspor pozisyonu 2-3 yaptı. Uzatma dakikalarında da 3-1'e geldi skor. Böylece müsabaka tamamlanmış oldu. Önümüzdeki haftanın müsabakalarına bakıyoruz. Tabii ondan sonra Karadağ ile bir hazırlık müsabakası olacak. 25 Mart'ta o hafta müsabaka oynamayacak. Yani bizim Bursa maçından sonra Karabük müsabakasını 15 gün sonra oynayacağız. Onu da belirtelim. O hafta ara verilmiş olacak. Bu hafta Cuma günü Kasımpaşa Antalya Spor'u ağırlayacak. Antalya Spor yine deplasmanda. Bu deplasmandan tabii puan çıkaramazsa Antalya takımı için de sıkıntılı bir süreç. 25 puanla kalmış olacak. Bence 8 Kasımpaşa Antalya Spor karşısında çok farklı bir galibiyet elde edecek gibi görünse dahi bana göre çok zorlanacak diye düşünüyorum. Evet, ben de bir beraberlik olabilir. Evet, yani düşününüz. Cuma akşam oynayacak. Cuma akşamının bir diğer müsabakası Karademir Karabük Spor Osmanlı Spor'la oynayacak Cemal abi. Şimdi düştü takım görüntüsüyle bakıyoruz ya hani. Evet. Kesinlikle düştü bu takım diyoruz ya. Düşen takımların neler yaptığında en büyük örneklerinden birisi Kayseri karşısında sergilemiş oldukları futbol Karademir Karabük Spor'un. Artık onur mücadelesi yapmaya başladılar. Yani Osmanlı karşısında bir sürpriz de yapabilir. Evet, Osmanlı ama bu müsabakayı kazanamazsa düşecek takımların birinci sırasında yer alır. Evet. Kemal abi onu söyleyeyim. Yani Osmanlı'nın mutlak kazanması lazım. Cumartesi 13.30 Gençler Birliği Telesat Mobilya Akser'i ağırlayacak. İkisi de iki haftanın Telesat Mobilya karşısında çıkarabilir mi? Gençler Birliği de müsabakayı kazanması lazım. En azından puan alması lazım. Çünkü 26 puanda Gençler Birliği baktığında. Çok zorlu bir müsabaka. İki takım açısından da baktığın zaman Telesat Mobilya Aksar çok rahat bir konumda ama Gençler Birliği'nde tehlikeli birden kurtulması gerekiyor. Evet. Ben gollü bir beraberlik bekliyorum bu müsabakadan. Evet, Gençler Birliği kazanabilir ama Aksar kazanırsa Gençler Birliği'nin ateş attığını atar, onu da belirteyim. Bursa Spor, Sivas Spor maçına biraz sonra geleceğiz. Fenerbahçe Galatasaray derbisi var cumartesi akşamı. Fenerbahçe tabii bu müsabakayı kazanamazsa şampiyonluk için bir aile
6 puan var Galatasaray arasında. Yenerse 3 puan düşecek. Berabere yani, biterse 6 şimdi puan. Şimdi Fenerbahçe olacak. Kaybederse 9 puan var. Fenerbahçe Evkur Malatya karşısında deplasmandan elde ettiği ki beraber galibiyet var. Bu galibiyetin verdiği moral motivasyonla birlikte kendi sahasında Saraçoğlu'nda Ülker Arena'da oynayacak. Galatasaray'la iyi bir derbi mücadelesi olacak. Bakıldığında geçmişteki istatistiklere baktığın zaman Galatasaray'ın şansı yok gibi gözüküyor. Ama şu andaki istatistiklerde çok iyi bir futbol sergileyen, her ana gol koklayan bir ekip görüntüsünde Galatasaray. Çok gol atıyor. Evet. Saraçoğlu'nun bir kendine göre bir şeyi var, iksiri var. Bu nedenle de bu müsabakana baktığın zaman Galatasaray açısından çok farklı kazanabileceği ve kesin kazanabileceği garanti olarak görülebilir diye bir şey yok. Fenerbahçe kendi evinde özellikle de taraftar baskısıyla Galatasaray renginle ben aşar diye düşünüyorum. Tabi bu müsabakada Galatasaray'ın kaybetme lüksü var ama Fenerbahçe'nin kaybetme lüksü yani, yok. Çünkü yani liderliği 6 götürmek, puanlık fark evet. var ve bu arada da Beşiktaş ve Başakşehir maçı var. Şayet Fenerbahçe kaybederse o maçlarda 50 puanlı iki takımdan biri kazandığı zaman o takımla da arasındaki puan farkını 6'ya çıkarmış oluyor. Kendisi kaybederse zaten 9 puan. Yani şimdi şampiyonluk çok Aykut Kocaman'ın bu takımla yola devam veya devamsızlığı en önemli maçı. Belki de sezonun en önemli maçı. Sezonun en önemli müsabakası. Galatasaray'ı engelini aşarsa çok rahat şampiyonluk yolunda emin adımlar ilerleyen takım gibi görecek. Şu var, bu Galatasaray yenerse ortak olur bu işe. Galatasaray bilmiyorum hiç derbi kazanmadı şu ana kadar. Yani çok hatırlamıyorum. Yok yani. Kazanmadı çünkü. Evet. Yani Fatih Terim'le derbi oynadı mı? Oynamadı tabii. Oynamadı evet. Çünkü Tudor'la hiç derbi kazanamadı. Evet. Bu nedenle de bir derbi kazanmak... Zor maçlar hep duruyor evet. o yüzden. Bu nedenle de zor derbi kazanacak gibi gözüküyor ama dediğim gibi yani... Ülker Arena'nın kendine özgü bir şeyi var, gizemi var. Maç karşılaşmada kırmızı kartları da olabilir mi? Yani, agresif futbol sergileyecekler. Mesela ben bu müsabakaya baktığım zaman işte Belhanda, Gomis, evet. işte defansa baktığın zaman... Defansa da Mariano sarı kart cezalısı konumuna düştü yanmıyorsam oynamayacak Fenerbahçe işte karşılaşmasında. Görebilir. İşte Volkan Demirel faktörü var biliyorsun. Evet, onda olabilir sıkıntı. Fenerbahçe'de da agresif futbolcuların ön plana çıktığı bir müsabaka olabilir ama dediğim gibi derbiye yakışır bir müsabaka olur mu diye düşünecek olursak bana göre stresin ve şeyin ön planda olur. Çok fazla iyi futbol evet. olmuyor bu evet. gerçek. Ama Fenerbahçe'nin kazanma opsiyonu yüksek. Bana göre yüksek. Yüksek. Galatasaray'ın yani müsabakada belki kaybetme lüksü olabilir ama Fenerbahçe'nin kaybetme lüksü hiç yok. Beraberlikte de tabii çok fazla sıkıntıya düşer Fenerbahçe. Kaybettiği anda da lige havlu atar onu söyleyelim. Çünkü 9 puanlık bir fark oluşuyor. Onun için Fenerbahçe bu müsabakaya tabii farklı hazırlanacak. Oyuncular ona göre hazırlanacak. Kendi sahasındaki avantajlı durumunu yine devam ettirecek. Atiker Konya Kayseri Spor maçı da Fenerbahçe Galatasaray maçı kadar önemli yani, bence bu hafta. Kayseri Spor takımı ters bir takım. Konya Spor kendi sahasında oynayacağız için bence de rahat geçer diye düşünüyorum. Evet, zaten Konya Spor eğer bu müsabakayı almazsa zaten alamazsa düşer evet, yani. Evet. Bu önemli. Alırsa ortak olur büyük ihtimalle. Aytemiz Alanya Spor Göztepe'yi ağırlayacak. Yine içeride oynayacak Aytemiz Alanya. Cemal abi. Yani Göztepe Alanya karşılaşması her iki takım açısından da çok önemli. Yani şu anda Temel Tünen'in ekibi Avrupa hayaliyle giriyor ama Alanya Spor'da bu tehlikeli bölgeden kurtulmak istiyor. Alanya bu maç alırsa bence ligde kalma olanını %60 olarak garantilemez. Ben beraberliğin ön planda olduğu bir müsabaka. Berabere de olabilir mi? Olabilir. Diye düşünüyorum. 28 puanla çıkar ama yenilirse Alanya Spor çok şey kaybeder. Trabzonspor Evkur Yeni Malatya Spor'u ağırlayacak pazar günü 16'da. Yani Evkur Malatya Spor belki şimdi baktığınız zaman Fenerbahçe karşısında etkili futboluyla birlikte son vuruştaki noksanlıklar zaten sıkıntı buradaydı. Çok iyi oynadı ama son vuruşlarda etkisizdi. Etkisizdi evet. Bunun faturasını Trabzon'a çıkartabilir ama şu anda özellikle de çok güçlü bir Trabzon var. İşte bugünkü elde ettiği galibiyetle birlikte moral ve motivasyon açısından. Tabii yönetim bırakma kararı aldı. Başkan yani, biraz önce açıklamalarını izledik. Başkanın biraz önceki birlikte. Yaptığı açıklamayı ben normal baktığınız zaman normal bir açıklama diye görebiliyor musunuz? Ya ben göremiyorum normalde. Yani şimdi siz atıyorum 3 lirayla aldınız, 3 milyon lira euro ile borç aldınız. Şu anda 13 milyon ettiniz diyorsunuz ki ben kardeşim 10 milyon lirayı vereceğim. Bu benden önceki başkanlar da borçları silsinler. Evet. Peki sizden önceki borçları almak için genel kurul yaptığınız zaman
bu genel kurulda oylamadınız mı? Ben borçların tamamına kabulüm demediniz mi? Evet, tescil edildi. Doğru mu? Evet. Peki niye geri dönüş, neden bu açıklamaya yapıyorsun ki? O insanlar niye hedef gösteriyorsun? Evet, bir de tabii transfer yasağı da kondu Trabzonspor'a. Tabii canım, bütün mesele bu zaten. Evet, yani önemli bir rakamda borcu olduğu söyleniyor Trabzonspor'un. Yani 2010 yılında 40 milyon euro borcu olduğunu. 200 yani 2010'daki borcunu söylüyorum. Hani şu anda 200 milyon euro mudur, evet. Ne borcu var? Yani o da nereden baksan bir, o nedenle de 1 trilyon kalkıp da 1 trilyon euroya denk geliyor. Yaklaşık. Ben buraya kadar geldim. 1 trilyona denk geliyor. Ben buraya kadar bir getirdim. Bundan sonraki müsabakalarda, evet, yeni yönetime başarılar dilerim, yanında olacağım ama, evet, şu bir gerçek ki ben kaç lira borcunu aldım, atıyorum 100 milyon euro borcunu aldım. Tamam kardeşim, 150 milyon, 50 milyonu cebimden vereceğim, yönetimle birlikte vereceğim. 100 milyon borç devam edecek gibi bir açıklamanın arkasından bir de benden önceki başkanlar da 40 milyonunu borçla almışlardı. 40 milyona kadar düşünsünler demek gibi, evet, bir açıklamanın. Tabi bu arada diyeceksiniz ki Trabzon bizi çok ilgilendirmiyor. Yok. Doğru ama yani Sivasspor yönetiminin kıymetini bilelim arkadaşlar. Onun için bunları söylüyorum. Neden? Çünkü bakıyorsun bu rakamlar, Trabzonspor'un bu rakamları ödeme şansı yok. Yani çok büyük rakamlar gerçekten. Şimdi şu anda hali hazırda elinde bir oyuncu toplu var. Bunların parası ödenecek. Transfer yasağı olmasına rağmen bunlar ödenecek ve diğer borçlar da aynı şekilde var. Belki Avrupa kupalarında men cezası da gelecek Trabzonspor'a. Ya gelebilir de, yani şey değil ama. Evet ama Sivasspor bu anlamda avantajlı bir takımımızın değerini bilelim. Ondan dolayı bahsediyoruz. Medipol, Başakşehir, Beşiktaş. Bu hafta enteresan. Yani her iki müsabaka zirvedeki dört takımın birbirleriyle oynaması da tabii ki bu haftayı, 26. haftayı daha farklı kılacak. Valla Medipol, Başakşehir bu hafta Beşiktaş engelini geçerse şampiyonun en büyük adaylarından bir tanesi. Evet. Böyle söylemek gerekiyor. Yani bir de tabii Galatasaray Fenerbahçe maçının sonucu da, evet, biraz etkileyecek. Bir gün önce oynanacak o müsabaka. Ona göre de oynayabilirler. Sivasspor Bursa deplasmanı. Kemal abi, Bursa'da genelde iyi sonuçlar alıyoruz. Bursaspor'da düşüş var. Tabii Bursaspor'da 30 puanla küme düşme barajının hemen üzerinde yer alıyor. Kendisi aslında kazanmak isteyecek, rahatlamak isteyecek. Sivasspor'da tabii belli bir oyun formatında oynuyor. Deplasmanda bu tür müsabakalar özellikle seviyoruz. İşte Antalya müsabakasında olduğu gibi Bursa takımı da üzerimize geldiği an bizim istediğimiz şekilde oyun kurgulanmış oluyor. Bursa ve civarındaki Yiğidoğlu'lara büyük iş düşüyor. Cumartesi saat 16'da. Yani şimdi baktığınız zaman şu anda bizim ligde çok sıkıntılı bölgede olduğumuz, evet, söylenemez. Evet. İlk 10 içerisinde yer alan bir ekibimiz var. Şu anda 8. sıradayız. Biz Avrupa'ya yani devam ettirmek istiyorsak Bursaspor'un deplasmandan puan veya puanlarla dönmek zorundayız. Evet. Şimdi Bursaspor'un gerçekten de baktığınız zaman özellikle geçen sene hatırlayın, Trabzonspor deplasmanda elde ettikleri galibiyetle ligde kalan bir ekipti. Çaykur Rizespor'un işte kazanmasına rağmen küme düştüğü, hatta Çaykur'la Trabzonspor arasında sıkıntıların yaşandığı bir olaydı. Bizim için yani beyaz sayfa açan Trabzonspor kalecisi esasında o maçla ilgili de bir beyaz sayfa, kırmızı sayfa, siyah sayfa yani diye bir Çaykur şey yok. Çaykur Rizespor için de bir beyaz sayfa. Yani şimdi bugün baktığın zaman Trabzonspor'un hak ve menfaatlerini koruyorum diyen insanların iki gün sonra neler yaptığını biz aşikar görüyoruz. Evet. Bugün baktığınız zaman işte geçmişte bizi şikeci olarak nitelendiren, evet, daha sonra aklandığımızda bunu kabul etmeyip sonrasında bizi biz sizden ilgili özür diliyoruz diyen insanların kalkıp da hala o 3 Temmuz olayını bizlere mal etmesinin altında yatan gerçek nedir? Hazımsızlıktır. Kabul görmüyor. Yani Sivasspor'un başarısı bunlara şey yapıyor, rahatsız ediyor. Bu nedenle de bizim o tür olaylarda işimiz yok. O taraklarda da bezlerde de tarağımız yok derler. Sonuçta şu anda kimin haklı, kimin haksız olduğunun en büyük örneklerinden bir tanesi bugün işte Trabzon'da yaşandı. İşte başkanların açıklaması. Biraz önce söyledik değil mi? Evet. UEFA dahi Sivasspor'a yazı gönderiyor. Diyor ki kardeşim ben senden belgeler istiyorum. Sen diyorsun ki benim borcum yok. Bir hata var. Ben senden borçlarını, evet, istiyorum, evet, diyor. İkinci kez gönderiyorsun. Şu anda Avrupa'da ilk onun arasında gösterilen takımlar arasında. Sivasspor borcu olmayan takımlar arasında. Ama diğer takımlara bakıyorsunuz. Sezonu transfer yapmadan devam ettirecek. Bu transfer yapmadan devam ettirecek takımın ligde kalması dahi zordur.
kim ne derse desin. Ama sonuçta dediğimiz gibi biz yolumuza devam ediyoruz. Yani hani dik duruşumuz var ya, bu dik duruştan taviz vermeden yürüdüğümüz için bu insanların zoruna gidiyor. Kabul görmüyorlar, kazımsızlıkları var. Çok kötü bir hastalık ama bu hastalıktan da kurtulmaları gerekiyor. Bizim Bursa Spor'la ilgili yaptığımız, özellikle Bursa deplasmanından hiç bugüne kadar baktığınız zaman istatistiklerde farklı bir yenilgiyle gelmedik Sivas'a. Evet. Beraberliklerin ön planda tutulduğu bir puan durumu var. Bundan önceki bir sezonlara da baktığınız zaman. Elbette ki Bursa çok şu andaki istenilen gücünde olmayan, güç düşüşü olan ve aldığı puanlarla birlikte de küme düşme hattının arasında yer alan bir takım. Yani şu anda 30 puanı var. Evet. Bu 30 puanla birlikte elbette ki bizi yenip daha iyi 33 puanla işte 9. 8. sıralara gelmek isteyebilir. Ama sonuçta Sivasspor'un gücü ortada. Ben inanıyorum ki Kasımpaşa karşısında işte hakeme rağmen 1 puan alan Sivasspor'un Bursa engelini çok rahat geçeceğini düşünüyorum. Çünkü niye diyeceksiniz? Oynanan oyun ve sergilenen futbol ortada. Bizim açık ve net olarak söylüyorum, başarılı takımlara karşı elde etmiş olduğumuz futbol çok iyi. Bu futbolu biz Bursa'da sahaya yansıttığımız zaman çok rahat bir puan şeyle sonuçta ayrılırız diye düşünüyorum ben. Tabii Bursa deplasmanı güzel, bizim iyi futbol oynayıp güzel sonuçlar alabildiğimiz deplasmanlardan biri. Yalnız tabii Samet Hoca'nın Bursa Spor'a karşı çok fazla şansı tutmuyor. Bu anlamda bir sıkıntımız olabilir, onu söyleyelim. Sivas'taki müsabakada 0-0 bitmişti. Yani beraberlik de olsa güzel sonuç. Biz takımımıza güveniyoruz. İnşallah takımımız orada gidecek, oynayacak, futbolunu sergileyecek. Zevkle, güzelliklerle Sivas'a dönecek. Tabii müsabakanın ardından yanılmıyorsam oyunculara izin verilecek. Cumartesi müsabaka. İzin verilecek çünkü ardından bir hafta milli takım arası var. Milli takıma gidecek oyuncular var. Milli takıma gitmeyenler de herhalde bir 3-4 gün tatil yapma şansı olacak. Ondan sonra Karabük karşılaşması için Sivas'ta toplanmış olacaklar. Şimdiden Bursa Spor karşılaşmasında takımımıza yürekten başarılar diliyoruz. Evet, Sivas Belediyespor Buca Spor maçına hemen geçmek istiyorum. Çünkü süremiz bir hayli hızlı ilerledi. Bu bölümde tabii Trabzonspor falan derken böyle takıldık biraz. Evet arkadaşlar, hemen maç görüntüsünü alalım. Bursun Yazıcıoğlu'nda 2 hafta üstü içeride oynadı Belediyespor. Karşılaşmayı Murat Erdoğan yönetti. Yavuz Bahadır Ordu ve Kemal Mavi yardımcılıklarını yaptı. Volkan Şeker de 4. hakem olarak görev yaptı. Bursun Yazıcıoğlu'ndaki müsabakada Belediyespor'u izliyorsunuz yeşil formayla. Kalede Serkan, Nuri Melih, Feyyaz, Samet, Sinan Akaydın, İlker Sayan, Ahmet Arı, Hüseyin Bak, Tunay, Ali Aydın ve Seyit Ahmet Han 11 ile Serdar Hoca'nın ekibi sahada yer aldı. İşte önemli bir pozisyon. Müsabakanın henüz başı ve top pilelerde İlker, bu müsabakada İlker güzel işler yaptı, onu da belirteyim. Yani İlker ara transferde gelmişti. Sakatlıktan çıkan bir oyuncu. İlker Sayan. Burada tekrar izliyoruz. 9. dakikada kendi kalesine attı Buca Sporlu oyuncu. Bölümde kazandığı topla cezalına girdi İlker. Evet, o bölümde tabii oyuncu müdahale etmesi, arka bölümde Sinan topu filelere gönderecek büyük ölçüde. Ama oyuncu kendisi o bölümde müdahale edince Emre topu kendi kalesine göndermiş oldu. Emre Özkan. İkinci gole çok yaklaştı Belediyespor. Emre Özkan da tabii Beşiktaş'tan hatırlıyoruz. Beşiktaş'ta oynamış bir oyuncu. Tekrar pozisyon. Hayır, burada niye kafayla vurur ki? Ayağına evet, gelen yani top bir anda hız kesti Kemal abi. Eğer o hızla gelmiş olsa kafa vurması belki isabetli olabilir. Top bir anda durdu. Sinan'ın uzaktan şutunda out oldu. Top bir yandan dışarı gitti. Bu kez sağdan gelişen atak. İşte izliyorsunuz, böyle bir defans topu uzaklaştırdı. Serdar Hoca ekranlara yansıdı bu arada. Evet, seken bir top. Samet, dikkatli izliyoruz pozisyonu. Samet topu kazandı. Burada işte izliyoruz. Güzel de bir çalım attı ve vuruşunda kaleciden seken top 27. dakikada filelerle buluştu Samet. Güzel bir gol attı. 40 metre sürdü belki topu. Yani tekrar golü yoktan var etmiş. Evet. Yani orada defans bir anda hata, evet, topu. İşte izliyorsunuz.
Sinan orada presi var. Ona çarptı top. Tekrar izliyoruz. Samet bu bölümde pasta verebilirdi. İlker geldi. Sinan geldi. Bak burada İlker de bomboş ama bu tür pozisyonlarda Samet yetenekli bir oyuncu. Yani kabul etmek lazım. İyi bir oyuncu. Kendine de güveni tam. Evet. Bir kez Bucaspor hatağını izledik. Yan filelerde kaldı. Tekrar Belediyespor 3. gol için Feyyaz da atak geliştirme çabası içerisinde. Feyyaz da Belediyespor'un önemli oyuncularından biri sol kanatta. Ahmet Arı bu pozisyonu daha iyi vurabilir. Ahmet Arı da bu sezon tabii beklenen noktada değil. Onu da söylüyorum. Yani siz izliyorsunuz. İlker bu kez sağ tarafa oynadı. Yine Ahmet Arı o bölümde. Samet'le birlikte hareketlendiler. Tekrar Ahmet Arı. Onun ortasında Sinan maalesef iyi vuruş yapamadı bu pozisyonda. Top dışarı gitti. Tekrar izliyorsunuz. Artık ilk yarının sonlarına doğru 3. gol arayışları içerisinde bu pozisyonda yardımcı hakem offside. Evet. Evet offside. Sesiyle karşılaşmanın yardımcı hakemi Kemal Mavi. Ve ilk 45 dakika Belediyespor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Tabii sahada yer yer bozukluklar vardı. Yarı devre arası çalışma yapıldı. Onu da belirtelim. Sahada kalkan çamur parçacıkları vardı. Bunlar da çalışmayla düzeltilmiş oldu. Kaleci Serkan'dan uzun bir kaleci atışı. Ahmet Arı o pozisyonda. Evet. Yani burada çok rahat Ahmet. Yani bu ilk yarıda attığı pozisyonun benzerinde bir vuruş. Rakip oyuncu Abdullah bu bölümde. Tabii baş boyunca çok varlık gösteremedi. Sol bekte oynayan kişi izliyorsunuz Abdullah. Onun bireysel hatası. Ahmet Arı burada yani bu pozisyona vurmaması lazım. Yani daha isabetli vurabilir. Yani böyle rakip ıska geçmiş, topla buluşta penaltı olabilir, gol olabilir maalesef. Samet bu kez topu getirdi Sinan'a ve onun işte golü Samet bir asist ve bir gol yapmış oldu. 48. dakikada Sinan 3-0'a getirdi skoru. Tekrar izliyoruz. Evet, pozisyonda da offside itirazları oldu. Murat Akgüz bu bölümde offside'i bozan oyuncu gibi gözüküyor bizim görüntülerimize ve izlediğimize göre. 3-0. Mersin maçında Ali Aydın güzel bir frikik gol atmıştı. Yine bir gol mü izleyeceğiz dedik ama tabii ki kaçtık. Bu müsabakada kaçırma opsiyonu var. 3-0 skor. Önemli olan 0-0 giderken ihtiyaç olduğunda atsın bu goller yeter. Serkan hemen oynadı o bölümde Samet'i görünce. Yine 4. gol çabaları. Evet. İzliyoruz. Güzel paslarla geldi o bölümde ama değerlendiremedi. Yine önemli bir pozisyonu işte izliyoruz. Ahmet Arı pozisyonda. Murat Akgüz çevirdi. Yani bayağı pozisyon buldu. İşte izliyoruz bu pozisyonda da maalesef Sinan çok bekledi. Bunu yani bu pozisyonlar atamayınca maç biraz sonra da Samet'in pozisyonu var eğer arkadaşlar aldıysa. O da çok net pozisyon. 4. golü atamayınca maç farklı noktalara gitti. Evet izliyoruz yine Belediyespor'un önemli atakları. Seyit Ahmet bu bölümde vurdu ama artık son anda yetişebildiği kadar. Evet Sinan güzel. İşte söylediğim pozisyon bu. Samet'in pozisyonu bak. Yani çok güzel vurabilir. Solda Niyazi adam da var. Solda Niyazi müsait. Evet, 3-0'lık skor.
Ve bundan sonra, bu dakikadan sonra maç adeta döndü. Onu da söyleyelim. Yani Emre'nin işte güzel golü. Kendi kalesine atan Emre bu kez bizim filelere gönderdi. Topu 67. dakika. Bak 48'de gol attık. Golden sonra bu dakikaya kadar en az 3-4 tane pozisyon kaçırdık. Net pozisyon. Maç 4-5 olacak. Bir anda 3-1 oldu. 4-5 olacak maç. Bu golle. Ya futbolda sayısız gol fırsatı, evet, kaçırmış yani. 90 dakika olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu bir önemli bir durum. Yani oyuncu değişiklikleri oldu. Bu bölümde özellikle 65. dakika itibariyle. Oyuncu değişikliklerinden sonra Belediyespor takımının farklı bir düşüş gösterdiğini söyleyebiliriz. Tabii Buca takımında da hoca iyi bir değişiklik yaptı. Soldan Abdullah katkı sağlayamıyordu. Onu çıkarttı. Üçlü defansa döndü. Orta sahayı dörtledi. 3-4-3 gibi oynadı. Tabii bu da Belediyespor kalesine daha fazla gelmelerine sebep oldu. İşte bu pozisyonlar gol olsa 3-2, son bölüm 3-2 girilecek ki bayağı bir stres oluşacak. İşte izliyorsunuz bu pozisyonlar. Evet. Yani Ahmet biraz daha çabuk olsa penaltı olabilir, her şey olabilir. Kaleci bu pozisyonda kurtarışını yaptı. Tekrar izliyoruz. Yine kaçan bir top. Murat Akgüz'ün tekrar gönderdiği top. İşte izliyorsunuz bu pozisyon. Vuramadı oyuncu. Yani bu pozisyonda net vuramadı oyuncu. Yani Buca gerçekten de... Evet. Bu topu kaçıran oyuncu Cuma 16 numaraya. Tekrar izliyoruz. Bak pozisyonda yine benzer bir pozisyon. Oğuz bu pozisyonu kaçıran. Bu çocukların hepsi 2000 doğumlu. Yani 17 yaş grubu. 18 yaşını daha girmemişler. Yani ay olarak onu söyleyelim. O iki futbolcu da genç oyuncular. Bunlar tecrübesizliklerini kaçırdılar. Evet. Yine kaçan bir gol. Belediyespor adına. Yani olağanüstü pozisyonlar kaçtı bu müsabakada. Pozisyonda da Eren yanılmıyorsam daha sonra oyuna dahil olmuştu. Tabii o bir 10 dakikalık sıkıntılı durumu atlattıktan sonra Belediyespor 4. gol arayışlarına yaklaştı. Niyazi ile bu pozisyonu değerlendirmedi. Ahmet Arı, Samet. Önemli paslaşmalar. Evet, müsabakanın son anları. Yine önemli bir pozisyon. Seyit Ahmet bu kez ceza alanında. Ya bunlar gol olmaz mı ya? Verdi. Böyle bir İzliyoruz. Şey. Niyazi Batuhan'ın dışarı böyle bir şey yok. Gönderdiği bir top. Mı? Olağanüstü bir gol pozisyonu yani. Bu pozisyon kaçmaması lazım Niyazi. Niyazi bu sezon tabii geçen sezonki formundan biraz uzak. Bu son pozisyon yanılmıyorsun. Evet. Evet, böyle bir müsabaka. Çok pozisyonlu gitti geldi mi pozisyonlar ama Belediyespor tabii daha rahat. Dördüncü golü bulsa tamamen rakibin gardında kırmış olacak ama olmadı. Maç sonu ile ilgili var mı arkadaşlar bir şeyler? Evet, maç sonu canlı yayınımızda var. Tabii oradan yansıyanlar var. Açıklamaları da hemen alalım. Başkanımız Hasan Karaman'la birlikteyiz. Başkanım ikinci hafta iç sahada galibiyet bugün. Farklı bir skor tabii 3-0'dan sonra takım biraz böyle frene bastı sanki. Daha farklı bir skor olabilirdi ama yine de sonuçta evet, galibiyet. Öncelikle iyi bir mücadele oldu. Ben oyuncularımı kutluyorum. Teknik heyetimizi kutluyoruz. Gerçekten sahamız biliyorsun biraz ağır bir sahaydı. Drenaj sisteminde sorun var sahamızın, mutlaka elden geçmesi gerekiyor. Ama buna rağmen, ağır sağlamasına rağmen çok iyi mücadele yaptılar oyuncularımız. Hepsini tebrik ediyorum. Galibiyet güzel bir şey. 3-0, 3-1. Yolumuza devam ediyoruz. Ama gerçekten çok gol kaçırıyoruz. Siz de gördünüz, şey yaptınız. Yani çok farklı bir netice elde etmemiz gerekirken yine 3-1'lik bir skorla yetindik. Bundan sonra işte Tuzla maçımız var. Tuzla'ya hazırlanacağız. Devam ediyoruz. Yani Hatay'la Menemen'de berabere kaldı. Biraz daha ara kapandı bu haftada.
Tabii zirve mücadelesi devam ediyor. Tahmin ediyorum son haftaya kadar da bir mücadele devam edecek gibi geliyor. Ben oyuncularıma tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum hepsine. Yolumuza devam edeceğiz. Tabii sahanın hem antrenman hem maç için kullanıldığından dolayı bir ağırlığı söz konusu. Bu anlamda da çalışmalar yapıyorsunuz. Onlarla ilgili ne söyleyeyim? Tabii yani antrenmanları mümkün olduğu kadar bu sahada yapmadık. Farklı sahalarda yaptık ki sahanın bozulmasın diye. Ama yine buna rağmen çok ağır bir sahaydı. Gerçekten bastığın zaman çok yumuşak, ayağınız gömülüyor. Bu sahada bu kadar mücadele olur. Gerçekten oyuncularımız çok iyi mücadele etti. Buca Spor'u da kutluyorum. Onlar da son dakikaya kadar maçı bırakmadılar. İyi mücadele ettiler. Tabii galip gelen taraf biz olduğumuz için mutluyuz, sevinçliyiz. Teşekkür ederim ben. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Hasan Karaman Başkan'a teşekkür ediyoruz. Hocam tebrikler öncelikle. Teşekkür ediyorum, sağ olun. 3-0'a kadar her şey yolunda, çok güzel. 3-1'den sonra özellikle oyuncu değişiklikleri oldu Buca'da ve bizde. Bu oyuncu değişikliklerinden sonra tabii Buca'nın sistem olarak değişiklik yapması, bizim giren oyuncularımızın mı acaba performans düşüklüğü? Bir 10-15 dakika bir bocalama şimdi oldu. Şimdi şöyle bir sakatlık oldu. Evet. Feyyaz'ın sakatlığı vardı. Evet, ondan dolayı Fatih ısınmadan girdi sol beke. Evet. Yani hani diğer oyuncumuz Niyazi ısınarak girdi de o anlık bir gol yemek, işte futbolu biliyorsunuz. Yani bulduğunuzu atacaksınız. Atamadığınız zaman rakip küme düşünme hattında can havliyle oynuyor. Kaybedecek hiçbir şey yok. 4 kişi hücum etmesi gereken yerde 6-7 kişi hücum edebiliyor. Ettiği zaman da kalabalıkla pozisyon bulabiliyor. Ama tabii arkada biz de çok bulduk. Bulduklarımızı değerlendirmek lazım. Değerlendiremeyince yine söylüyorum 3-0 öne geçtik. Rakibin kaybedeceği bir şey olmayınca kalabalık geliyor. Tabii o oyuncu değiştikten sonra Fatih ısınmadan girdiği için bir bocalama yaşadı çocuk 5-6 dakika. O ara onların çok ciddi baskısı oldu. Yani sonra dengeledik yine ister istemez. Sen geri çekiliyorsun 3-1 oluyor. Kontradan yakalıyorsun. Çok da pozisyon bulduk ama kazanmak çok önemliydi. Şimdi biz haftaya Tuzla'yla oynuyoruz aşağıda ama çok zor maç. Küme düşme hattına sonra Bodrum gelecek. Aşağıda çok zor maç. Yani bundan sonraki süreci hepimiz yıllardır yaşıyoruz. Daha zorlu periyotlar bekliyor. Küme düşme hattı olan takımlar can havliyle puan almak için uğraşacaklar. Yukarıdaki takımlar şampiyonluk için yarışacaklar. Zorlu bir lig bizi bekliyor. Ama tabii puan farkını indirdik. Yarışın içindeyiz. Önümüze bakacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Saha çok ağırdı. Ona rağmen iyi mücadele oldu. Tebrik ediyorum oyuncularımı. Tabii hedefe koşan takımlarda tabii 3-0'lık skor biraz sanki bir sonraki haftayı düşündürüyor mu oyuncuya? Ya şimdi yani, yıllardır bu işin içinde siz de içindesiniz. Futbolcu psikolojisi şimdi çocuklara ne kadar da desek devam edin, kopmayın. İster istemez insan içinde rakip bir şey yapamaz. Maç bitti olayına giriyor ki onun aslında çok önemli dersini bugün aldık biz. Onu da zaten oyuncularımız hafta içi gösteriyoruz. Bu işin şakası yok. İki tane daha pozisyon verdik. Bir tanesini atsa sonra 10 dakika daha farklı geçebilirdi bizim adımıza. Ama tabii atamadığımız pozisyonlar da var. Onlardan gerek ders çıkartmamız gerek. Tebrikler hocam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, Serdar Hoca'yı da kutluyoruz. Evet, farklı bir görüntü. Arka fonda da diğer kanaldaki arkadaşların şakaları tabii ki, onları da kutluyoruz. Sağ olsunlar. İsmet kardeşim de yakalamış tabii bu görüntüleri. Belediyespor müsabakasının ardından Musyazcıoğlu'ndan en azından canlı yayında Belediyespor'un bu maçlarını duyurmuş oluyoruz. Bu hafta tabii özellikle baktığımızda Hatay Spor'la Menemen berabere kaldılar. Hatay'da 0-0 ve 58 puana çıktı aldığı 1 puanla Menemen. Hatay Spor'da 56 puana çıktı. Afşet Afyon, Kocaeli Spor küme düşme potasında düştü kesin gibi ama 1-0 zor yendi, onu söyleyelim. Onlar da bizimle aynı puanda 55'e çıktılar bu galibiyette. Sivas Belediyespor da 55 puanda. Tabii ilk 4 takım Keçören galip gelmesine rağmen 48 puanda 7 puanlık fark oluştu. Yani ilk 4 kesin gibi bu ligde. Ama birinci kim olacak o önemli tabii. Kalan maçlarda, kalan takımlarda playoff oynayacak. Birinci bitirmek de çok çok önemli. Bizim 15 gün sonra Menemen deplasmanına gideceğiz ki o müsabaka bizim artık olmazsa olmazımız. Yani o müsabakaya çok iyi hazırlanıp Menemen'de yenersek biz bu işi gösteririz ama yenemezsek işimiz zor. Çünkü 3 puanlık fark var. Zorlu müsabakalar var. Bunu da belirteyim bu süreçte. Yani bu süreci de iyi atlatmamız gerekir diyorum. Tabii bu hafta Tuzla'ya gideceğiz. Ardından Bodrum'a gelecek. Bodrum'la oynayacağız. İki düşme potasında iki takım, ardından Menemen'e gideceğiz. Bu haftanın maçlarına da baktığımızda 27. hafta oynanacak. Cumartesi günü iki müsabaka var. Sarıyer, Afşet, Afyonspor'la oynayacak.
cumartesi Kocaeli Birlikspor'da Kastamonu 1966 ile oynayacak. Diğer müsabakalar pazar günü oynayacak. Eyüpspor Keçiören Gücü, İnegölspor Ahmet Sportif Faaliyetler, Bucaspor Sancaktepe, Tuzlaspor Sivas Belediyespor, Bodrumspor Mersin Manyurdu, Etimesgut Belediye Hatayspor ve Menemen Belediye Tokatspor takımları karşı karşıya gelecek. Tabi Tokatspor Menemen karşısında bakalım sürpriz yapma şansı olabilir mi? Son haftalarda iyi sonuçlar alıyor. İnşallah onlar da güzel bir sonuç. En azından bir beraberlik bile almış olsa Menemen'den Belediyespor için büyük bir avantaj sağlamış olacaklar. Böylece takımlarımıza başarılar diliyoruz. Tabi sorular geliyor ama çok fazla da süremizde aşıyoruz. Ozan ve Uğur'la ilgili bir gelişme olmadı yine bu hafta. Bekliyoruz Belediyespor yönetiminin açıklama yapmasını resmi olarak. Ona göre biz de sizlerle paylaşacağız. Görüşmelerimiz sürüyor ama tabi burada çok fazla da ekrana yansıtmak istemiyoruz. Belediyespor yönetimi ve oyuncuları da zor duruma düşürmek istemiyoruz. Onun için de biraz daha oluruna bırakıp bekliyoruz. İnşallah kısa sürede olumlu şekilde çözülür diyoruz. Temennimiz bu yönde. Bal Ligi'ndeki takımlarımız da bu hafta deplasmanda Sinop'tan 1 puanla döndü. Şarkışla Belediyespor. Şarkışla Belediyespor bu hafta Ordu Spor'u ağırlayacak. Tabii yılların Ordu Spor'u, o da Bal Ligi'nde artık amatör kümeye doğru gidiyor. Borçlarından dolayı. Turhal deplasmanında da Sivas Demirspor yer alacak bu hafta. Takımlarımıza da başarılar diliyoruz. Programında böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize hoşça kalın diyorum. Kemal abi var mı söyleyeceğim? Yok. Yani özellikle de hafta sonunda yapacak olan müsabakalarda hem Sivas Spor'umuza hem de Sivas Belediyespor'a başarılar diliyoruz. Çünkü ikisi de zirve yarışında mücadele veriyorlar. Sivas Spor'un amacı Avrupa kupaları. Belediyespor'un amacı da şampiyonluk. Birinci bitirmek, evet. Birinci bitirmek. Yani TFF ve birinci yani, Belediyespor'un. Yani iki mutluluğu birden yaşamak için bu engelin aşılması gerekiyor. Ben inanıyorum ki hem belediye hem de Sivasspor deplasmandan 3 puanla ayrılacaklar ve bizi hafta evet. içerisinde mutlu edecekler diye düşünüyorum ben. Evet, cumartesi Bursa'da Sivasspor'a, pazar günü de Belediyespor'umuza Tuzla karşısında İstanbul'da başarılar diliyoruz. İnşallah güzel skorlarla kazasız belasız dönerler. Sizlere de sağlık ve sıhhat diliyorum. Hoşça kalın, iyi geceler. Abbasoğlu Mobilya Spor Günlüğü'nü sundu.